Elini tutmayı sevdim çok. Başımı kaç kere kuma gömdüm. Dine 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 bandı. Bu Vuk'la bırak galaya gitmeyi, hani sinemaya gidebiliyorsan helal olsun diyorum. Görmüyor musun? Ne yaptın sen ya? Bir işi beceremedin, biri aşağıda biri yukarıda. Sen saygısız bir insansın. Hayır ne kadar... Angel olayım, Angel olayım diyorum. İlla bad girl, hayır, bad girl, ben sizden daha iyi. Sizin makyajlarınızın hepsi basit. Benimki tasarım. Yemek mi armanlıyorsun? Efendim? Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten. Emeğe saygı. Bir defa sus. Ne konuştuğunu bil, bir farkına var. Neredesin, kimlesin? Evet. Senin çılgın bir hayatın olmayacak. Üstündeki sadece annemin bezi olabilir. Başka hiçbir şey olamaz. Bunun senin tarzın olmadığını yeah diye bağırıyorsun benim suratıma. Ya şu bir kere sonradan görme kız çantasını ne olur atın artık ya. Bad girl geri dönüyor. Gerçekten vasatsın. Ruhlarım var benim. Bir sürü ruhum var böyle. Nefis bir fermuar fantezisi var bir kere. Saçların ibibik gibi olmuş. Bak tatlım. Bir şey daha tam söyleyeceğim. Tamam, tut. İleri doğru. Kıvılcım saçarak. Şimdi... Öyle kapatsaymış pantolonu daha iyi olurmuş. Böyle biraz dürük gibi kalmış üzerinde. Hiç sevmedim. Atayım hemen. Gerçekten ton balığı olmuş bu sefer. Arkamdaki kapıdan çıkacaklardan ben sorumlu değilim. Dördüncü gündür bu tarz benim de. Kendileri daha tarz olamazlar. Ben gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Bu kızlara ne oldu da siz benim şahane jürim ne dediniz de onlar bu hale geldiler. Ekran başında biraz şaşırmak istiyorsanız, en önemlisi de eğlenmek istiyorsanız efendim bizimle olun. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili jürim, gerçekten ben dördüncü günümüzde bu farkı gördüğüm için çok çok memnunum. Amacımız nedir burada? Biraz güzellik verebilmek, biraz sohbet edebilmek, tarz meselesine yakından bakabilmek, bunu da sizin gibi bilir kişilerle yapabilmek. Bu konuda aldığımız duyumlarla da çok mutluyuz. Sibel, neler söylemek istersin? Üç gündür şunu söylüyoruz kendilerine, kendileri gibi olmalarını. Başkası olmak için çabalamamalarını söylüyoruz. Marjinallikten korkmamalarını söylüyoruz. Çünkü marjinallik demek özgürlük demektir. Özgürlüklerine sahip çıkmalarını söylüyoruz. Bunların hepsi de tarz oluyor sanıyorum. Evet. İşte bu tarz benim demeleri için teşvik ediyoruz. Yani tarzın aslında sadece taktığınız, giydiğiniz bir şey olmadığını, bu ruhunuzla, kimliğinizle yansıttığınız kostümlerin başka bir tadı olduğunu, hatta bu tarz meselesinin sadece giyinmek, takıp takıştırmak olmadığının, bunun bir hal, tavır ve ruh hali olduğunun ve daha fazlası olduğunu siz okul efendim bizzat kendilerine öğretmektesiniz. Yani benim iddiam her zaman için şudur. Bir defa zevksiz diye bir kelimeyi kabul etmiyorum. Herkesin içinde muhakkak ki zevkli bir taraf var. Yani vitrindeki mankeni olduğu gibi değil. İçinden seçip sevdiklerinizle kendinize göre uygularsanız ben
Nasıl bir kadınım? Kimim? Hangi kadın olacağım? Merak ediyor musunuz bugün nasıl ediyorum, kadınlar olarak geleceklerini? Umut ve Chloe. Çok. Bu dördüncü gün çok değişimleri görmeye başladık. Başladık. Muhteşem kızlarımız geliyor.
geldiniz hepiniz. Efendim bizim burada amacımız gürültü ve görüntü kirliliği değil, tam tersine. Bilir kişilerin dilinden, tarzı olan kişilerin görüntüsünden, benim de anlatımımdan ortaya çıkan bir hikaye. Bu hikayenin sonunda tam 100 bin lira var. Bu iddialı arkadaşlarından biri, her biri geçen gün, her geçen gün ben olacağım, ben daha tarz olacağım, ben daha iyi olacağım diyerek oraya yaklaşmaya çalışıyor. O 100 bin lira benim olacak diyor ama acaba hangisinin olacak? Yıldızlar topladılar biliyorsunuz. Jüri üyelerimizin beğenileri doğrultusunda ve hafta sonu bu kızlarımızdan ki ne yazık ki şu anda 15 kişiler, 16 başlamıştık biliyorsunuz. Ancak bir arkadaşımız Nesrin rahatsızlığı dolayısıyla bugünkü yayınımıza gelemedi ve bundan sonra da yarışmada olamayacak. Çünkü uzun süreli bir çok sağlığı iyi şu anda. Ancak devam etmesini engelleyen bir sağlık sorunu söz konusu oldu ve geri dönmek zorunda kaldı. O yüzden şu an 15 kişiyiz sadece. Ona da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu kıyasaya rakabet sonucunda acaba hangi 13 kalacak? Gerçekten zorlu bir iki gün önümüzde var bizleri bekleyen. Şimdi daha fazla konuşmadan hemen ilk arkadaşımı Çağla'yı çağırıyorum. Hazır mısın? Evet. Haydi bakalım. Güzel. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Güzel renkler. Evet. Sen mi seçtin? Evet. Nereye gidiyorsun böyle? Bir arkadaşımın galasına gidiyorum, film galasına. Bu film galaları da sizde bayağı çok revaçta bakıyorum. Yerli, yabancı? Yerli. Yerli. Hı hı. Nerede? Onu söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Pekala. Yani büyük bir sinemada mı? Büyük yoksa... bir otelde. Otelde. Evet. Çünkü farklı yerlerde de gösterimler evet. olabiliyor. Ona göre değerlendirelim. Yani ben senin hikayeni biraz daha canlı kılmana yardımcı olayım. Peki, jürimizin karşısına çıkmaya hazır mısın Kesinlikle peki? Kesinlikle sabırsızlanıyorum. Peki ondan önce biliyorsun arkanda gerçekten iddialı 14 arkadaşın var. Evet. Ne derler sana? Hadi bazıları bakalım. Beğenecek, bazıları beğenmeyecek. Herkesin kendi fikri saygım sonsuz. Peki efendim biz galaya gidiyoruz. Aha İdil'cim hoş geldin. Hoş bulduk. İki el havada. Buyurun bakalım. Tatlım dikkat et de kameramanlar stüdyonun askılarını çekmesin. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Ecem. Çağla'cığım paça boyun 2 santim daha kısa olursa yerleri süpürmeden galanda eğlenebilirsin. Ama rengi yakıştırdım. Teşekkür ederim. Öbür türlü eğlenme şansı yok mu diyorsun? Yani niye düşer falan bir şey mi olur? Takılabilir öyle. Takılabilir. Fazla uzun buldum paça evet. boyunu. Peki, evet Nazlı. Bence çantan mat olabilirdi. Saç ve makyaj biraz daha özenli ve iddialı olabilirdi. Haricinde kolyeyi sevmedim ama tulum güzel. Teşekkür ederim. Peki, Özde. Ben mavinin sana yakışması haricinde hiçbir şeyini beğenmedim. Sütyen askısı, paça boyu, onun dışında kemer. Yani hiç güzel olmamış. Yani konseptine de hiç uymamış. Onun dışında fena değil, saçların da güzel. Peki yeşil mavi mi, ne renk saçlı olduğunu anlayamadığım değişken arkadaş. Tatlım ben sevdim kombinini ama arkadaşlara katılıyorum tüm söyledikleri konusunda. Saçın makyajında daha özenli olabilirdi neyse. Ben o topuklu ayakkabılarını sevemedim çünkü cidden öyle bir görünüyor ki şu anda gözüme. Dümdüz jilet gibi dursaydı keşke. O şeyden kaynaklı, bu small beden ama bunu dün çok geç saatte aldım, hani yetiştiremedim. Bu aslında birazcık bana evet. bol. Yani şöyle durması Aynen, gerekiyor bunu. Bu da böyle duruyor duruyor ama düşüyor yürürken. Evet, o tamam. da hani şey kaldığı için, dikemedim, vaktim olmadığı için. O, sebebi bu yüzden yani. Tamam o zaman, sorun yok. Teşekkürler. Peki arkadaşlar, yorumlar böyle bir sakin başladı ama ilk darbeyi aldın galiba Çağla. Hazır mısın jürinin karşısına? Hazırım. Hadi bakalım. Teşekkürler. Bu rengi nefret ediyorum. Neden? Çünkü çok daha yaşlısın. Ve kemer hiç sevmedim. Biraz hamile gibisin in the side. Yani hamile gibisin. Evet, hamile gibisin çünkü göbekli.
Evet, göbek var ama senin göbek değil, sadece şu şöyle olduğu için belki evet, o için. Ama saç güzel, yüzün güzel. Teşekkür ederim. Ve üstün de güzel ama kemer hiç sevmedim. Teşekkür ederim. Bu saç ne davete ne plaja, bu niye benziyor biliyor musun? Şimdi bunu yaptırıyorsunuz da niye benziyor? Denizden çıktım, hafif kuruttum, çıktım gibi. Bir defa onu beğenmedim. Kolyeyi böylesine güzel bir V'de giydiğin zaman aksesuarı mümkün olduğu kadar buraya takmamak gerekiyor. Burayı rahatlatmak. Bir de tabii ki sen bunu hazır aldın. Model olarak çok hoş. Bir defa şu pantolonu yukarı çek bakayım bir. Çantayı bırak da bir pantolon kendine gelsin. Ağı tam yerine gelsin. Yok, tam gelmiyor. Yerine gelsin. Yani ben tarz olarak biraz böyle Japanese tarz bunlar, Japon tarzı gibi. Keşke yapılırken mavisi daha farklı bir mavi olaydı. Yeah. Farklı bir renk olaydı. Ama bütününe baktığında saçın daha dalgalı onu olsaydı, renk farklı olsaydı seninle daha uyumlu olabilirdi. Yani bu seninle öpüşmemiş. Sibel'cim. Çağla dedin ya hani dün akşam aldım, daraltmaya vaktim kalmadı. Nasıl bir içgüdüyle alışveriş yapıyorsun? Yani ben buna bu hikayeyi yazarım. Yarın yarışmada da rengi patlatırım gibi bir düşüncem mi var? Yok, ben mesela normal gündelik hayatta da şu vardır. Hani üzerime giyerim, aynaya bakarım, kendimi kıyafetin içinde mutlu hissediyorsam alır çıkarım. Sen bunu günlük hayatında da giyersin öyle mi? Gündelik hayatımda tabii ki giymem ama dediğim gibi özel günlerde kesinlikle giyeceğim bir şey. Zaten gündelikte giymeyeceğim bir şeyi burada da çıkıp giyeceğimi sanmıyorum. Önce şunu söyleyeceğim. Yani bu look'la bırak galaya gitmeyi, hani sinemaya gidebiliyorsan helal olsun diyorum. Niye? Yani hiç özel gün look'u değil bence bu. Önce bunu söyleyeceğim. Ama saçın, kolyen, mavi ve siyahın aslında genel anlamda çok kardeş renkler olmayışı. Yani üzerindeki mavi tonu siyahla asla kardeş renk değil. Asla. Kemevinin duruşu, arkadan duruşu, önden duruşu. O biraz da mikrofon olduğu için farklı durabilirsin. Yok, onun da farkındayım. Onu göz önünde bulundurarak söyledim zaten. Onu gördüm yani sen arkanı dönükken. Tarz buldunuz mu bugün Çağla'yı? Hayır. Tarz değil. Hayır, yani ne onunla öpüşmüş, tarz ne mı? Renkte, hayır. Değil mi? Chloe? Tarz değil. Maalesef. Umut'cum? Tarz değil. Maalesef tarz değil. Teşekkürler. Şimdi bir başka isim gelecek. Nil Anka, kırmızılar içinde. Bakalım neler anlatacak. Senin böyle. Seni kime benzetiyorlar? Dünya starlarından birine. Seni sanıyorsun. Kime benzetiyorlar mesela? Yani söylesem utanıyorum ama Angelina Jolie ile Adriana Lima'ya karışımı falan. Adriana Lima ile Angelina Jolie karışımı. Bunun için biraz eşittir çekiştiler. Ooo çok güzel. Peki hiç bunun için biraz böyle uğraştın mı benzemek için? Yok, hiç uğraşmadım. Ama tabii ki burnumda bir operasyon var. Onun da etkisi var mı bilmiyorum. Ama hiç uğraşmadım. Hatta ben kendimi hiç benzetmiyorum. Benzetmiyorsun kendini. Evet. Yani o çok beğendiğim bir kendi gözün de renkli olduğu evet için şu andaki lensler aslında onun göz rengini fare sabitliyor. Evet, sabitliyor dedi. Bir kere lensiz de belki tabii, görmek tabii, isterseniz koyu renkte takıp geleceğim. Ben de merak ediyorum. Kendi gözünü görelim bir kere de. Böyle bir benzerlik içinde bugün bu kıyafetle nereye gidiyorsun? Zaman bundan 5 yıl sonra. Peki. Türkiye'de tanınmış bir
şarkıcıyım. Tanınmıştan da öte tabii 5 yıl sonra inşallah. Star olmuşum müzik alanında. En çok hayal ettiğin şey gerçekten de bu evet, mesleği yapmak müzik, istiyorsun. Evet, hani öyle Muazzez Abacı gibi dediğim gibi bir sesim yok ama hani pop anlamında bana yeteceğini düşünüyorum. Sahne performanslarımdaki aldığım elektrik de o. Tamam. Tabii ben bu arada kazanmaya başladığım için yatırım yaptım. Evet. Bir kafe restoran açmıştım. Peki. Bu süreç içerisinde beni destekleyen basın mensupları vardı. Tamam. Onlar bu tarz benimden sonra görünüp onlar sayesinde de işte bir yerlere geldiğimi inanıyorum. Tamam. Kendi restorantımda onlara yemek veriyorum. Yemek veriyorsun. Daha yemek daveti. Fakat şöyle bir şey, çanta ne alaka? Arabam da olmuş. Ve telefonum çantamda kalmış. Heh. Oradan gidip çantamı aldım geldim. Çantanı aldın evet, yani arayanlara cevap mekanda. Vermek evet. için. Uyumunu da görelim. Yani evet. böyle hazırlandın evet. çıktın evden. Evet. Mekanda dostlarını ağırlayacaksın. Evet. Çok da kıymet biliyorum diyorsun evet. her zaman. Evet, her zaman. Peki çok güzel. Arkadaşların sence bu senaryo ile beraber bu kostümüne nasıl bir yorum yaparlar? Umarım beğenirler. Umarım beğenirler. Evet. Dönelim bakalım var mı yorum arkadaşlar? Kimden geliyor? Evet Ecem'le başlayalım. Nil, bayıldım. Aa, çok seksi görünüyorsun. Ve kırmızı inanılmaz yakışmış. O gold süper, eleştiremiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Nazlı. Bence ayakkabı parlak, çanta mat, onlar biraz uyumsuz ama elbise gerçekten rengiyle birlikte çok yakışmış. Hatta bence alt tarafa doğru biraz daha darlaşsaydı çok çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Takıları biraz sevmedim. Bu kadar. Onlar da altın olmuş artık. Süper. Onlar da altın olmuş. Evet. Peki Edil. Bad Girl'den Angel'lık bir yorum geliyor. Yıkılıyorsun. Gerçekten harika görünüyorsun. Teşekkür. O kadar güzel oturmuş ki üstüne ayakkabıyla çantaya yorum bile yapmayacağım. Bugün birazcık Angel olayım dedim. Teşekkür ederim. Herhalde bugüne kadar yani tek cümlede yaptığın en olumlu yorum bu idi. Muhtemelen. Tek ve sondu galiba. Değil mi? Ben hiç görmedim. Vallahi ne şanslı mısın Nesin? Bilmiyorum artık evet. bugün. Ne dersin? Evet. Peki Serpil? Angelina halt yemiş bebeğim. Harika görünüyorsun. Hem seksisin hem zarifsin. Sana bayıldım. Teşekkür ederim. Peki. İspanyol Serpil. Ben elbisenin üst kısmını sana çok yakıştırdım. Çünkü göğüslerini çok güzel gösteriyor. Toparlamış. Peki Aygül. Kırmızı bir kere sana çok yakışıyor hayatım. Üst kısmını ben de çok beğendim. Ama alt kısmında bir problem var sanki. Seni göbekli göstermiş. Ve yırtmaç da sana kesinlikle çok yakışıyor. Ama Orada bir şey söylemek istiyorum. İçime çekmeyi unuttum. Şimdi... Çok güzel ama yemek yerken otururken de mi sürekli içine çekeceksin, nefes alman gerekiyor. Yok kısmetse 2 kiloyu vereceğim. Tamam iki kilo verdim. Ben nedense bordoyla kırmızıyı birbirine yakıştırmıyorum. Daha güzel bir renk seçebilirdin. Ve restoran yemeği için sanki biraz fazla değil mi hayatım ama ya? Ama bir starım. Starsın. Tamam senin İnşallah. Tercihin. Ama ayakkabılar ve o eteğin duruş kısmı arkadan seni babaanne gibi göstermiş. Alt kısımdan bahsediyorum. Onun dışında kırmızı sana çok yakışıyor. Teşekkür ama ederim. O ayakkabıları, eteğin boyunu, arkadan görünüşünü beğenmedim. Teşekkürler. Hazır mısın jüri için? Evet. Hadi bakalım. Darısı oraya. Çok tatlısın, çok pozitifsin. Daha sesini duymadık ama dediğin gibi çıkacağına eminim. Yani sahne performansından mutluysan eğer bu işi kıvırıyorsun demektir. Çok aman aman bir sesim yok ama hani ben şunu merak ediyorum. Şunu merak ediyorum Nil. Biz niye seni bugüne kadar tanımadık? Sen niye bu çok istediğin şöhrete kavuşamadın? Nerede hata yaptın? Kimlere güvendin? Hangi güvendiğin dağlara kar yağdı? Evet en yaralı olduğum konu. İşte bazı geçmişimden dolayı ben tek büyümüş bir insanım. Ve hep bu müzik tutkusu içimdeydi. Başıma zaman içerisinde pek de iyi şeyler gelmemişti büyüme aşamamda. Hı hı. Hep böyle hayal ediyordum işte bir gün çok böyle kalabalığa konser vereceğim falan filan. Bu tutkuyla tabii ki eğitimimi de devam ettirmem gerekiyordu. Çünkü okul okumak da benim için büyük bir yaraydı. Nil hemen bir şey sormak istiyorum. Çok güzel anlatıyorsun, çok güzel bir tablo çiziyorsun. Yani aileni 17 yaşında bulduğunu ilk kez biliyorum. Evet, o aile... 17 yaşına kadar ailenin varlığından haberdar değil miydin? Yo, haberdardım. Aile ve mevzularım biraz karışık. Belli bir yaştan sonra, belli bir yıl aralığında başka birinin yanında büyüdüm. Zaten o dönem içerisinde
okulum da engellenmişti. Daha sonra sana bakan aile okumanı istemedi mi? Biraz çabuk boy atmanın dezavantajları oldu hayatımda. Her yerde. O süreç... Nasıl yani, çok ilgi çekici bir kızdın. Birden boy atması, 13 yaşındayken 18 gibi görünüyordum. O zaman ne yaptılar seni, evden çıkarmamaya başladın? Yani o an idrak edemiyorum ama hani... İşte, başımızı derde sokacak bu mantığı galiba. Gibi olabilirdi. Uslu da bir kızdım her zaman için ama. Evlendirmeye falan çalıştılar mı erken yaşta? O yok, o kadar. Ona şöyle fırsat olmadı. Ben 14 yaşımdan beri kendi başımın çaresine baktım. Kaçtın mı oradan? Şöyle, eğitimime ara verilmişti. Ben de okumayı çok istiyordum. Açık öğretimden yaklaşık 2 yıllık kaybımı tamamladım ve ilk girişte de üniversitemi kazandım. 14 yaşından sonra kaçtın mı evden? Yok, kaçma değil, hayır. Yani bir şey var hani, sende büyük bir hayal kırıklığı. Ama bütün sözü... Bu da biraz sanki hani yanlış birine aşık olmaktan da kaynaklanıyor muydu bir süre, hayatımda bilmiyorum. Hayatımda işte bir o kısım eksik. Belki de doğru bir profil olmadığı için önümde erkeklerden hep kaçtım. Zaten şimdiye kadar bir kere, o yüzden sevgilisizlik konusunda uzmanım. Bir de bu camiada da hani direkt o mantaliteyle yaklaşıldığı için bir koruma kalkanı oluştu ve zamanla zırha dönüştü. Hiç sevgilin olmadı mı yani? Oldu, şimdi? Oldu da. Hiç sevgilisi olmayan kadın falan. Yok, oldu da yani hani çok değil. Çok özür dilerim. Benim böyle bir huyum var, bunu da okumamıştım. Şimdi okurken tabii ki bir film gibi. Bakarsanız hepsini, evet, dinlesek bir film gibi. Şimdi senin içinde yatan kişiliği daha iyi fark ettim, bunu anlatacağım. Evet. Aslında çok masum, belki bunları yaşamasaydın, çok masum, çok sakin, hiç gösterişe ihtiyaç duymayan bir küçük kız var. Ama bu kız hayatta kendini göstermek istiyor. Evet, evet. Ve şans eseri de güzel doğmuş. Yani Allah her yerini güzel yapmış. Teşekkür ederim. Ve elindeki tek büyük kozu da şu anda bilmesi ve güzelliği ve hayattan bir yer edinmek, evet, istiyorsun. Sana maalesef inadıma da içindekini kışkırtmaya da tarz değilsin diyeceğim. Peki efendim. Sibel'cim sen de lütfen. Ben çantanı çok beğendim. Bir tek elbisenin eteğinde bir problem var. Evet, daha dar inebilirdi. Evet. Onun dışında ayakkabıların da güzel. Beni rahatsız etmedi onun rugan çantanın olmayışı. Takın da çok zarif duruyor. Ben tarzsın diyorum. Peki Umut'cum, yorumlarını alalım. Yani genel resim güzel. Hoş gözüküyorsun. Bir de şeyi sevdim. İşte küpe takmamışsın, gerdanın boş. Kolundakini pek sevmedim. Hani olmaya da bilirdi ama olsaydı başka bir şey, başka bir şey olsa daha güzel olurdu. Param var, altın bilezik taktım. Biraz benim altın bileziğim var artık diyor. Evet, altın oldu mu? Onu ben pas geçmişim. Altın bileziğim diyor. Ayakkabıların acı boldu sanırım. Siyah değil. Evet. Evet. Siyah olması tercihimdi. Daha güzel olurdu. Benim de garip bir şey, hiç sevmem. Bordo ile kırmızı ilk defa bu kadar güzel gördüm. Hoş evet, görünüyor. İlk, evet, defa bu kadar yakıştığını gördüm yani bordo ile. Net bir şey söyleyeceğim ama. Eğer küpe ya da gerdanına bir şey takmış olsaydın bunu alamazdın. Yani tarz. Teşekkür ederim. Bir dakika, tarz değilsin, varlara geçti hemen. Clio'dan de alalım. Ben çok mutluyum sana bugün. Teşekkür ederim. Gerçekten. Teşekkür. Bayıldım sana bugün. Teşekkür ederim. Neden? Çünkü ilk defa şık bir şey giydin. Evet. Ve prenses gibisin. Teşekkür ederim. Senin için bayıldım. Tamam, elbise bir sıkıntı var ama olsun, çok güzelsin bugün, bayıldım. Tarz mı değil mi? Coco. Tarz. Tarz. Umut'cum. Tarz. Tarz. Cemil Bey. Evet. Ay, kıyamıyorum. kıyamıyorum. Hadi Cemil Bey. Tek şey kıyamıyorum. Söz yanıtmayacağım. Siz sorguladıkça ben üstünüze geleceğim. Tarz. Teşekkür ederim. Tarzları aldı. Hadi bakalım. Tebrikler. Beni bile bile üzdün çok. Ben acımı kalbime gömdüm. Elini tutmayı sevdim çok. Başımı kaç kere kuma gömdüm. Diridine bandım. Bu look'la bırak galaya gitmeyi, hani sinemaya gidebiliyorsan helal olsun diyorum. Görmüyor musun? Ne yaptın sen ya? Bir işi beceremedin, biri aşağıda biri yukarıda.
sen saygısız. Hayır, ne kadar... Angel olayım, Angel olayım diyorum. İlla bad girl, hayır, bad girl, ben sizden girl daha iyi. Sizin makyajlarınızın hepsi basit. Benimki tasarım. Yemek mi harmanlıyorsun? Efendim? Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten. Emeğe saygı. Bir defa, bir defa sus. Ne konuştuğunu bil, bir farkına var. Neredesin, kimlesin? Evet. Senin çılgın bir hayatın olmayacak. Kızlarımızın her gün göstermiş olduğu değişim bizi mutlu etmekte elbette. Dünün küçük tavşanı bugünün başka bir Pocahontas'ı olarak karşımıza çıkabilir. Ya da başka türlü. Bakalım hazır mı sevgili Aygül gelmekte? Değişik bir makyaj, değişik bir konsept. Bakalım nereye gidiyor? Hadi gel. Özüme sözüme döndüm. Doğru yanlışı gördüm. Ağaçtan çıkmamış yerinde. Aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm. Hoş bulduk. Bu makyajı böyle yapmalarını sen mi tarif ettin? Evet, tamamen benim tasarımım. Senin ben tasarımın? Evet, kedicik biraz büyüdü. Kedicik büyümüş bugün. Evet. Ne oldu sen bugün böyle? Ben bugün ben bir modacı oldum. Evet. Bir defile düzenliyorum. Evet. Amazon defilesi ve defile bitti. Ben herkesi selamlamaya çıkıyorum. Hazır mısınız? Lidya bak el kaldırdı, bir şey söylemek istiyor sana derhal. Hadi bakalım. Ben hazırım. Evet Lidya. Güzel bir konsept düşünmüşsün ama modacı olmak, tasarımcı olmak emek ister. Emeğe saygı duymayı bilmek ister. Hı-hı. Senin bugün ne giydiğin, ne makyaj yaptığın hiç umurumda değil. Ki ayakkabını beğenmedim, o ayrı bir konu. Ama arkada bizim makyajımıza, bu senin güzel yani makyajını bu kadar güzel yapan kadına görmüyor musun, şöyle yaptın, böyle yaptın diye bağırman hiç hoş değil. O yüzden ne kadar tarz olursan ol bugün asla benim için değilsin. Eyvah, bir dakika, kulis dedikodusu mu verdin sen şimdi bize? Evet. Öncelikle şunu belirteyim. Ben bağırış çağrış yapmadım. Sadece ne istediğimi net bir şekilde anlatmak istedim canım. Evet, elinden geleni yapmaya çalışan bir insana evet, bu kadar ters bir cevap veremezsin. Canım, onlar zaten o sırada, bizim sen için o sırada orada değildin bir kere. Oradaydım. Tamam mı? Oradaydım ama uzaktaydım. Ben kadınla konuşmamı yaptığım zaman da sen onu dinlemedin. Ben ona usturuplu bir şekilde anlattım. Böyle istiyorum, böyle istiyorum diye. Makyaj arkadaşlarımızdan bahsediyoruz var, değil mi? Sonra, evet, makyaj ekibinden. Uğraşan ekibimiz bizimle. Her saniye uğraşan ekibimiz. Peki herkesin bir tip sözü var burada anladığım ben kadarıyla. Bende simetri İdil takıntısı var. Ve ben olabilir, biri aşağıda biri yukarıda daha olduğu zaman rahat edemiyorum. Olabilir. Bu benimle alakalı olan olabilir bir şey. Ben bak, kadına 10 bugün kere anlatmışım. Orada benim zamanım bitiyor. Hmm. Yani kadına izah ettim. Yani sen bunu görmüyorsan söyle, ben de başkasını yap. Şöyle dedim, bir gerçek var. Bunu bu şekilde hani söylemene gerek yok. Ayrıca yüksek sesle söyledin. Benim de bugün sağ olsun makyözüm şu çizgileri çekmek için çok uğraştı. Çünkü kapaklarım düştü. Ben olmadı diyorum, bir daha yaptı. Olmadı diyorum, bir daha yaptı ve bir daha yaptı. Bu kadar bize emek veren insanlara görmüyor musun diye çıkışmak ayıp ve asla hoş değil yani. Zaten bir de arkadaşlarıma sözü bırakayım. Eminim onlar da söyleyeceklerdir. Rahatsızlığımı dile getirdim. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama peki, rahatsızlığını söylemedim. Dile getirme tarzı. Bak tamam, o da bir tarz. Peki İdil sana geçelim. Dile getirme Lidya'dan duyduk. Ben tam olarak yanında oturuyordum. Benim için dış görünüşle iç görünüşün örtüşmeyişinin en güzel örneğidir kendisi. Tam olarak tavrını yapıyorum şu an size. Görmüyor musun? Ne yaptın sen ya? Bir işi beceremedin. Biri aşağıda biri yukarıda. Ben zaten direkt böyle döndüm. Ben buraya saçım makyajım akmış şekilde çıkarım. Orada bize emek veren insanlara bu şekilde tavır hayır, göstermem. Hayır, böyle bir şey kesinlikle söylemedim. İki sen gün ne önce kadar de bunu yaptın. Sen saygısız hayır, bir ne kadar abartıyorsun. Eğer İki burada, gün önce de bunu yaptın. Herkes burada gördü bunu. Hayır, herkes eğer gördü burada, eğer burada. Hayır, yalan söylüyorsun, ona sinirleniyorum ben burada. Beni dinler misin, lafımı bölüyorsun. Bir şey yapıyorsan arkasında dur. Şu an lafımı bölüyorsun. Eğer burada şu an ikiyüzlülük yapan biri varsa o da sensin canım. Benim içim dışım tamam bir canım ben.
Ya ne söylüyorsam onu görüyorum. Dışarıda herkese gayet iyisin. Burada geliyorsun. Herkesin çok affedersin. Canım şu an ben oraya çıktım da konuştum şey bunları. Herkes gördü bunu. Herkes hı-hı oradaydı. Zaten rejideki saygıdeğer arkadaşlarımız da uyarısını yaptı. Hayır. Bu uyarı sana geldi. Uyarı geldiğinde de sen sana değilmişçesine aynada saçını başını düzeltiyordun. Bence siz beni kıskanmaya başladınız. Ay, evet gerçekten. Evet, artık canım benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Sen benim üstümden film yapıyorsun. Hayır. Ben senin değil. Hayır, beni kıskanıyorsunuz ya şu anda. Ya Angel olayım, Angel olayım diyorum. İlla Bad Girl, hayır, Bad Girl, Bad Girl. Hayır, ben sizden daha yani iyi ilerlediğim için beni kıskanmaya sen başladım. Sen mi ilerliyorsun? Şu an bir senin altına şu çizmeleri giyen bir kız şuradan şuraya gidemez ya. Ya sen nereye ilerliyorsun? Evet, evet. Emekleyemezsin bile. Ayakların kırılır canım, yolda. Saçma canım, saçma göreceğiz konuşma. Göreceğiz canım. Bence şu an sadece bu kıyafeti giyme amacın kendi yüzlerini göstermen. Neyimi göstermen? Kendi yüzünü göstermen. Yüzü mü? Saçların normal gene o minnoş kız, üstündeki vamp bir kadın, altındaki 30 yaşı geçmiş yaşlı bir bayan. Saçları mı minnoş kız? Evet, saçların yani şu an hangi öyle. Hangi minnoş kız saçlarını böyle vamp ve ıslak bir şekilde geriye alıyor? Ben onu vamp merak ettim. Vamp demedim ben, minnoş kız dedim şu an. Minnoş... İki tane tatoku takmışsın, hayır, arkaya atmışsın. Buna minnoş sert bir yapıda değil yani. Hangi çocuğu gördün saçlarını böyle yapmış? Ben küçükken yapıyordum, buradan iki giymiş tane tatoku takıyordum. Hı hı. O şekilde dışarıda sokaklarda gezebiliyordum yani. Yani böyle minnoş olmaz onu. Ve şu an sen diyorsun ki hayalince podyuma çıkacağım ve bence mankenlerini bırak, mankenlerin çıksın, o ayakkabıyla podyuma canım çıkamazsın yani. Efendim? Kendi defilende o ayakkabılarınla podyuma çıkamazsın benim yani. Benim defilem istediğim ayakkabıyla çıkarım. Ayrıca deri soğuk ben bir şeydir. Ben sadece fikrimi sana söylüyorum şey ve sana diyorum ki sen bence bu kıyafeti giyme amacın sen kendi yüzünü göstermen, üstündeki, altındaki ayakkabıların... Yüzümü göstermek için bu kadar çok emek vermeme ve gerek yok. Hiç makyaj yapmadan istiyorum çıkarım, şunu olur istiyorum biter. Senin sol tarafındaydım, kendi kulaklarımla duydum. Hı. Gerçekten sana yakışmıyor. Ben ilk defa senin hakkında bu şekilde düşüncelere sahip oldum bugün. Daha öncesinde böyle bir şey hiç düşünmüyordum. Senin yanında oturuyordum. Hatta dedim ki yazık yani dedim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben yaptığın, onca hafta çalışmışım, uğraşmışım. Şey makyajı için ayrı düşünmüşüm, kıyafeti için ayrı düşünmüşüm. Kendi yerine ben koy. O kadar emek vermişim. Kadına 10 kere anlatıyorum ve orada zaman, sadece 1 saatlik bir zaman dilimi var. Hem saçın yapacak, hem makyajın yapılacak. Kadına 40 kere anlatıyorum, kadın yapamıyor. Peki buradaki herkesin yapılıyor, seninkisi neden yapılmıyor? Oluyor. Ben bu kadar emek verdim. Sizin saçlarınızın hepsi yapılmıştı çoktan. Ben sizin sıranızı kusura aşmamak bakma, için bekledim. Kusura bakma, ben saçlarımı boyatmak için bir saat bekledim. Boyamaya tamam çalıştım kendi saçımı. Sen boyadın o sıra hala makyajdaydın. Ben boyadığım çünkü saçımı yaptım, yapamadı makyajımı yaptım. Kadın sen hala çünkü gözündeki çizgileri yapmaya yapamadı çalıştın. Çünkü. Peki benim arkadaşlar, bu anlamda sizin makyaj saatinizden fazla bir dilim çaldığını mı düşünüyorsunuz? 2 saat ya, 2 hepsi saat bittikten sonra benim makyajım yapıldı yalnız. Aa, ve artı 3 bayan sonra yaptı. 3 bayan yaptı. Benim makyajımı yapan bayan da ona yardım etmeye çalışıyor. Bir konsept, demek ki bir kişi becerememiş, düşünmüş. 3 kişi gelmiş. Sizin makyajlarınızın hepsi basit, benimki tasarım. Çok tasarım. Burada 2 evet tane çizik atmasın, aman çok evet tasarım. Evet. Tasarım, harikasın evet sen, süpersin. Evet. Teşekkür ederim. Görüyorum öyleyim Buse zaten, biliyorum. Görüyorum Buse seni, görüyorum. Alkışlamana gerek yok, görüyorum, söyle. Ben onun söylediği şeyi alkışladım. Tasarım, tebrik ediyorum seni. Öncelikle emek sarf ettim o kadar. Siz hiçbiriniz emek sarf etmediniz diyorsun. Kıyafeti seni, kendin seni dışarı yaptın tuttum evde. Seni dışarı tuttum ben seni, tamam, her zaman. Kıyafeti oturup evde kendi ellerini yaptın o zaman. Hazır bir mağazadan gidip alıp kombinledin. 10 dakikamı almıyor benim bunu yapmak. Makyaj. Onu söyleyeyim. Makyaj, makyajını da sen yapmadın. O kadın benim de makyajımı yaptı ve bir kerete yaptı. Kadına hiç çamur atma şimdi. Sen bir diyorsun aşağıda olsun, bir diyorsun yukarıda olsun. Önce bir ne istediğine karar çünkü ver. Çünkü bir aşağıda yapıyor, lütfen bir yukarıda yapıyor. Daha ortasında bir türlü tutturamıyor. Benimle alakası yok. Peki kadın Öykü. Kadın işini adam gibi yapsaydı. Öykü. Öncelikle moda tasarımcısı olan bir insan o çizmeyi ve o takıyı kullanmaz. Kullanır. Çünkü bu soğuk, bu sıcak. İkisini harmanlıyorsun. Yemek mi harmanlıyorsun? Efendim? Yemek mi harmanlıyorsun? Hayır, yemek harmanlamıyorum. Kumaşları harmanlıyorum. Ayrıca bence mankenlik yapma, senden çok iyi bir oyuncu olur, devam böyle. Hı. Senden de çok güzel bir evet ev hanım olur, son buradan olarak sonra ancak oraya gidebilirsin zaten. Son olarak söylemek istediğim, biraz üslubunu düzelt çünkü bu çirkin üslup tarzının önüne geçiyor. Bence biraz daha karakterli davranmalısın ve makyöz arkadaşlar bize o kadar nazik, kibar davranıyorlar ki yani her imkanı sunuyorlar bize. Hayır, her imkanı sunamıyorlar. Hayır. Yani bir tane renk istedim, 2 saat bulamadı kadın. Ne yapayım ben? Yani şu kadın, adam kadın gibi malzemelerini getirseydi. Hanımefendi yani. Hepiniz aynı renksiniz. Gel, gel.
siz konuşun durun. İşte emekçi burada. O bana şimdi anlatacak. Zor bir meseledir. Hepimiz zaman zaman kaprisler yaparız, beğenmeyiz, günümüzde değilizdir, en güzel olmayı isteriz her zaman. Bir de özellikle yani makyaj yaptırmak için oturulunca zannederiz ki dünyanın en muhteşemi olmak zorundayız. Onlar da bize mucize yaratmak zorundalar. Yok böyle bir şey. Makyaj, güzel olan kadının bazı yerlerini ortaya çıkarmak için yapılan doğru hareketlerdir, gölgelerdir, ışıklardır vesairedir. Bir de konsept makyajlar vardır. O da başka bir ustalık ister ki buradaki ekip şu anda gördüğünüz harikaları yaratan bir ekiptir. Ne oldu? Anlatsana. Ben öncelikle şöyle anlatayım. Arkadaşımız geldi. Başka bir arkadaşımız makyaj yapmaya başladı. Arkadaşımız makyajı beğenmedi. Orası öyle, burası böyle, şurası öyle. Sonra diğer arkadaşı bana yönlendirdi. Sen düzeltebilir misin? Ben yapamadım, sen yap. Ne istediğini ben anlamadım dercesine. Hani sen düzeltebilir misin dedi. Ben de aldım. Yapmaya başladım ama sürekli değişik bir şey istedi. Yani gözünün üstüne eyeliner çektim. Daha sonra altına farklı bir şey istedi. Sonra ucunu sivriltmemi istedi. Ucunu arkadaşım sivriltmişti. Yamuk olduğunu söyledi. Düzelttim. İkisi aynı olmasına rağmen ben simetriyim dedi. Tekrar düzeltmemi istedi. Sildim, baştan düzelttim. Sonra aralarına Amazon rengi atmak istiyorum dedi. Amazon rengi attım. Yani beğendiremedik bir türlü, bilmiyorum. Ne kadar uğraştın? İsmin ne? Selvi. Bir saatten fazla kesinlikle uğraştık ama sadece gözüyle. Yüzünü saymıyorum. Şöyle bir şey var. Ben gerçekten, bence de emeğe saygı duyulması lazım. Sonuçta bizler makyözüz. Bu işin eğitimini alıyoruz. Bazı şeylerin bize bırakılması gerektiğine inanıyorum. Yani herkesin makyözlük konusunda bilgisi olduğuna inanmıyorum. Ki arkadaşımızın da öyleydi. Elin ayağın titredi mi onu yaparken? Ne oldu yani? Hayır, titremedi. Çünkü ben işimi biliyorum. Ne yapacağımı, ne edeceğimi de çok iyi biliyorum. Şöyle bir şey var. Arkadaşlarımızın söylediği her şeyi arkadaş bize söyledi. Sesini de yükseltti. Sağ olsun Erhan Bey olmasaydı bize daha da çok şey söyleyecekti. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten emeğe saygı. Yani benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Peki Selvi, bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Şimdi burada bir rekabet var ya. Evet. Bir de bu arkadaşlar biraz heyecanlı. Evet. Biraz da onun yaşı da küçük ya. Evet, ben kesinlikle. Hani ona verelim mi? Tabii tabii, onun da verilmesi lazım. Ne dersin? Yaşı da küçük çünkü. Ya günler geçtikçe, burada kaldıkça anlayacak bence. Bizi de anlayacak. İnşallah. Aygün bak. Aslında çok güzel bir kız. Gözleri de çok güzel. Bu kadar makyaja da bence ihtiyacı yok. Daha az makyajla daha bile güzel olabilir. Ben kendisine bıraktım. Ne istiyorsa onu yaptım. Bunu istedi, bunu yaptım. Peki. Ben seni gördüğümde çok beğendim açıkçası. Ve bunu yapan kimse tebrik etmek istedim. Seni tanımıyordum Selvi. O kadar Selvi. Uğraştıktan, o kadar tebrik ederim. Ben de sonra. Ve bence jüri üyeleri de farkındadır ki orada özel bir makyaj var. Neyse, konu uzadı gitti. Muhtemelen sonuç ortada. Teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Hadi al mikrofonu. Öykü. Aygün. Aygül, kaldırdın ortalığı ayağa. Hayır, yani ben bir şey istedim. Onlar da her gün tasarım, makyaj yapmadıkları için bence kendilerini geliştirmeleri lazım. Ben bir şey isteyebilirim ve onlar da bir seferde yapabilirler. Ama yapamıyorlarsa bu benim değil, onların suçu. Makyajlar emeğe saygım kendilerini... sonsuz ama emeğe saygım olacak diye ben kendi düşündüğüm, kendi tasarladığım bir şeyde yapmadan mı çıkayım buraya? Katılıyor musunuz? Yani, yani sizde böyle bir, ben çünkü makyajımla da değerlendiriliyorum. Onların makyajlarının biri İdil olmasaydı, 40 kere anlatsalardı burada Evren, benden daha fazla konuşurlardı. Ben, Evren'im, ben her gün makyaj yapıyorum. Bence de o makyajlar kendi reklamını lütfen yapmak için böyle bir saçmalık yapıyorlar. Başka Evren'im, bir şey son bir şey söyleyin arkadaşlar, şey konuyu toparlayacağım. Ben her gün makyaj yaptırıyorum. Belki 6 defa üstlerinden geçmelerini istiyorum. 6 kere de olsa geçiyorlar. Hiç seslerini bile çıkartmıyorlar. Hatta susadın mı, bir şey ister misin, aç mısın diyorlar. İlgileniyorlar. Terimi bile sildi bugün kadıncağız. Kesinlikle ben bunların şey hiçbirine katılmıyorum. Ya. Saygısızlık. Hadi bakalım. Ben bekliyordum. Ben bu ne zaman ortaya... Tamam. Ne zaman ortaya çıkacak diyordun. Kıyafetinle değerlendirilmek vardı. İstiyorum çünkü çok uğraştım. Yani zaten kıyafetini hiç beğenmedim. Senin 4. program oldu. Evet, dün kıyafet konsepte uyuyordu. Hı-hı.
Ama senin içinde bir tarz olduğunu hiç sanmıyorum. Ama Amazon tarzını eğer terbiye dışı olarak alıyorsan, evet bu senin tarzın. Yani bugün gördüğüm kadarıyla, arkadaşların da konuşmalarınla zaten elbiseni beğenmedim, ayakkabını beğenmedim. Hiç tarz bulmadım, kolundakini bulmadım. Neresini beğenmediniz bileyim de. O makyaj için söylenmene rağmen o makyajın, bence makyözler harika yapmış ama o kadar uğraştım yani. Hayır, sende taşıyacak yüz yok onun. Yani çünkü bu yüzü, o Amazon yüzünü taşıyabilmen için böyle çok kemikli bir yüzün, çok sert bakan bir yüzün falan olması gerekiyor. Çünkü bunları hep düşünmeniz gerekiyor. Ama tabii ki hep söylediğim gibi benim için kıyafet önemli değil sadece. Dilinizden çıkan ne kadar şık giyinmiş sözcükler önemli. Zaten kıyafetin hiç tarzı değil. Beğenmedim. Hiçbir şeyini beğenmedim. Kıyafetim tarz değil mi? Nesi hiçbir şeyini beğenmedim. Değil? Ne takın, ne kolyen, ne takı, küpen, ne saçın, ne bileziğin, ne... Hele o ayağındaki çizmeleri, yani hakikaten çok mu aradın, çok mu sordun, çok mu... Evet, çok sordum. Çok sordum. İyi, en zoru bulmuş. Peki bir hayır, şey neden şaşırıyorsun ki? Ben anlamıyorum. Hayır, şaşırıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada püsküllü önü olmamış ama zırt pırt saygısızca konuşan hayır, bir kız dakika, var. Bir dakika, beni onun dinle. Arkasını bir dakika, kesiyorsunuz, tarz deyip puan veriyorsunuz. Dinler misin bir ama saniye? Ama ben bu kadar uğraşınca tarz olmuyorum. Niye makyajı çok uğraştırmış? Arkadaşım beni dinlesene. Bir saniye beni dinle. Bir defa yani sen bir burada... Bir saniye beni dinle. Dinle be. Bir dinle saniye onu. Dinle. Sen burada Cemil şunu değilsin ki... Cemil Bey sana soruyor. Söylüyor sana. Ve sen diyorsun ki... Ben burada mimiklerinden görüyorum. Neyi olmamış? Söylesin sonra ki bileyim, söylüyor, değiştireyim, takını söylüyor, düzelteyim. Sonra takım mı olmamış? Hayır, neye güvendin? Seni kim giydirdi? Dünyanın en iyi stylisti mi giydirdi? Evet. 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 Kim o? Aferin ona. Evet, ismim veremem, vereyim aferin mi? Aferin ona. Yo, ver ya da verme. Aferin ona. Sen herhalde dünyanın en stilisi diye çok güvendin ama... O kim giyindirmişse eline ayağına beşte parmağına onu. Öyle mi? Yani o zevkler ve renkler. Eline ayağına beşte parmağına. Bak ben 45 sene geçirmişsem bu işte. Beni giydiren kişi yanınızdaki hanımefendi modellik yaptığı şu, bir defa, marka. Bir defa sus. Tamam. Sen de konuşurken burada büyüklerin var, jüri biziz. Oturup sen arkadaşınla münakaşa etmiyorsun. Hı-hı. Bak gayet edepli konuşuyoruz biz. Eğer edepsizce konuşacaksan öyle bir Cemil çıkar ki sana, size geçen gün de söyledim, 50 yıl unutamazsın. Onun için sesinin tonunu bir aşağı indir. Çünkü biz karar vereceğiz. Sen vermeyeceksin. Seni o giydiren eline ayağına beşte parmağına da değil. Nereden bulduysa kendi giyinsin ama. Sokakta o. Ama bugün ne o bileziğin kıyafetine, ne kıyafetin üstündeki tüyüne, ne senin teninin ha. rengine, bu kahverengi, ne o out of line çizginin dışının ta ötesi çizmeler güzel, ne de çok emek verdiğin makyajın seni Amazon yapamamış. Buradan baktığım sadece biraz evvel hatta baktım dedim bu kız güzel bir kızdı. Bu kıza ne oldu? Bir yarası beresi var herhalde dedim uzaktan. Yani yaralanmış Amazonsan seni parçalamışlar belli ki. Yani hiç beğenmedim. Onun için bir defa cevap verme hakkın. Yok, biz karar oradan bir yırtıcı bir şey çıktı ama diyorsunuz kostümden mütevellit değil. Yani hayır, kostüm de facia. Anladım, yok hani o Amazon kadınını... Amazon kadınını yanlış zaten vermiyor çıktı. Bile yani Amazon i̇şte kadını. İşte Amazon kadını, böyle kadını. Ben Amazon kadını değilim, çıktı. Defilem Amazon bak, defilesi. Hayır, Amazon ben kadını değilim. Dediğim bir designer ve onu bir Amazon senin kadını. Senin defilense, senin yarattıklarınsa sen de Amazon kadınısındır. O defileyi yaratana kadar iliklerinden Amazon kadını çıkmıştır zaten. Hayatta hiç defile yapmadın ve hiç evet. yani doğru, yapmadın burada yapmadım, belli oluyor. Benim defilem Amazon, hani ben değilim diye bir şey yok. Kostüm partisine gidiyoruz liseler arası falan gibi ha, bir şey söyleyeyim. Hayır, liseler arası bile değil. Yani ben bunu liseler arası davete bile gitse değil. Bu kıyafeti ancak böyle yukarıdan kesersin. Hani belinden aşağısını çizmeyi at, eteği dağıt. Etek tek başına bir etek olsun. Üstünü de saçını başını dağıtır. O nedir altıncıklar burada, onları da atıver. Hani t-shirt gibi. Bir pantolonla, kahverengine uyan bir pantolonla böyle belki yani biraz tüylü müylü kaldırılabilir. Ama ayağındaki çizmeler, bakıyorum yani hani moda diye bir şey var, oraya koyamıyorum. Moda dışı diye bir yere koyuyorum, ona da koyamıyorum. Ya Umut çok üzüldü, bir dakika Umut ben şimdi yok, bir şey... Ben yok üzülmedim ya, çok şey komiğime gitti sadece. Hayır, komiğine yani, gitti. Yani hayır, tavuğu komiğime gitti. O kadar çok güveniyor ki artık kim giydirdiyse...
Ya bu arada o kişiye de saygım sonsuz, bir emek var. Ama gerçek bir şey var, umutsuzluklar ve renkler tartışılmaz. Kalkarsan. Şöyle bir gerçek de var. Benim kim olduğumu bilmiyor. Ben sadece yani bu koltukta oturan birisi değilim. Ben 2 yıl İstanbul Moda Akademisi'nde ders vermiş biriyim. Türkiye'de birçok iş yapmış birisiyim. Ben Umut'cum senin kim olduğunu anlatmaya hiçbir şekilde ihtiyacın yok. Kesinlikle. Sen evet, Türkiye'de gerçekten stil danışmanlığı alanında adını çok net bir şekilde yazdırmış birisin. Zaten bunu konuşmamıza da gerek yok. Burada oturuyorsun, ötesi yok zaten. Umut Ekersin, marka olmuş bir isimsin. Buna hiç girmeyelim. Yani demek ki tarzı yok. İngilizce bayılırım o lafa da, hopeless case, ümitsiz vaka. Ümitsiz vaka. Ümitsiz vakasın yavrum. Peki bir şey sorabilir miyim? O hayır, kadar ümitsiz bana. Vakalar... Yeter, ben sana hayır, yeteri kadar cevap verdim. Hayır ama haksızlık yapıyorsunuz. Hiç konuşma. Burada kız hiç bütün konuşma. Gün herkese konuştu. Hayır, hiç konuşma. Onun onların arkası berbattı, değil. Önü berbattı, hayır, yavrum, kestiniz, kombin uydurdunuz, sen, tarz dediniz. Aygül sen bence Cihan İpekçi'ye... Sen şu anda dünyada oluyor. Kim hangi ya ne olur karşısında? Biraz haddini bilir misin? Kim var senin karşında ve tamam, kimle konuşuyorsun lütfen? Tamam Cemil İpekçi olabilir ama bu ne haksızlık demek, yaptığı tamam, gerçeğini Cemil İpekçi olabilir ki diye bir söz yok. Artık hayır, susma zamanı geldi. Her şeyin bir sınırı var. Hala konuşuyor. Tamam. Peki Chloe. Beni konuşmak istemiyorum şu gerekiyor belki de. Vallahi konuşmak istemiyorum. Konuşmak ben de aynı fikrim var. Hiç beğenmedim. Nefret ediyorum sana şu an. Başka bir şey söylemeyeceğim. Hiç tarz şey mı değil mi Chloe? Değil. Umut'cum. Bence hiçbir şey değil. Cemil Bey değil. Hiçbir şey değil. Bir şey değil. Çok üzgünüz Aygül. Yapabileceğim bir şey yok ama bu haksızlık yaptığınız gerçeğini değiştirmez. Orada kızın eteğini kestiniz, ona kombin uydurdunuz, tarz dediniz. Bana tarz demiyorsunuz. Öyle. Hani fütursuz olun dedik, kendiniz ya, olun dedik. Bu kadar dedik. Ama belli bir sınırda ve belli bir seviyede bir şeyleri tabii ki biz kabul edebiliriz. Ama neye verelim hocam bunu? Sibel'cim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tamamen yaşı en ufak aralarında galiba. Evet. Bu tamamen daha genç kızlığa bile geçmemiş. Evet. Henüz daha kız çocuğunun tutturması. Hani var ya, gençliğine ve çocukluğuna veriyoruz. Çünkü herkes 19 yaşında olabilir ama aynı 19 yaşında olamaz. Yani bu biraz ona yapıyor. Tabii ki kale bile almamak gerekir. Sadece çok üzücü çünkü hayata yeni başlıyor. Ve maalesef kadınlığa da böyle bir geçiş yapacaksa bay 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 bay. Maşaları şimdiden eline alacak, oturacak aşağıya. Serpil Gök geliyor. Nasılsın? İyiyim, siz? Biz de iyiyiz. Telefon ve sen. Evet. Peki. Şöyle nedir olayı? Düşündüm bu sefer de. İşte John Depp'le evlendik. Sonunda. Ve Los Angeles'ta güzel villamızda ünlü arkadaşlarımızı, yakınlarını, dostlarını davet ettik. Evet. Çok güzel bir böyle parti gibi, kokteyl tarzında bir şey yapıyoruz. Elimde de telefonlarım var. Gelen misafirlere falan hani bir şey olursa diye işte öyle peki. Olsun. Dönelim bakalım. Nasıl hikaye arkadaşlar? Elbisen çok yakışmış. Renginden dolayı da harika olmuş. Sırt dekolten çok güzel ve sırtın çok güzel. Sırt kemiklerine bakalım bayıldım. Sırtına bir. Ya. Müthiş bakar mısınız? Teşekkür ederim. Bakın döner misin arkadaşlarına doğru Serpil? Sırt kemikleri müthiş duruyor bu dekoltede. Harikasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Evet İdil. Ay böyle de kendime yakıştıramıyorum Angel dolaşma. Hiç bana yakışmıyor ama gerçekten çok yakışmış. Çok ya, net söylemiyorum ama mübalağa ediyorsun beni şımartıyorsun. Güzel olmuş. Çok tarzım değil, güzel olmuş.
Dil neden böyle beğeniyor olmak sana ağır mı geldi? Ay evet, şaşırıyorum. Evet, böyle sağına bakarak ben çok tarzım şey değil yani, falan. Çok beğenmem normalde ama gerçekten şimdi kızın üstüne cuk diye oturmuş. O kemikler de çok güzel durmuş. Saçını ben biliyorsun böyle saç sevmem ama o bile yakışmış. Canım, teşekkür ederim. Yani buluşun, git. Tamam. Peki, var mı başka yorum? O zaman jürinin karşısına alalım bakalım. Tamam. Ben de çok beğendim seni. Gerçekten elbiseni çok iyi taşımışsın. Ayakkabı seçimini de beğendim. Matlığını da beğendim, stilettonun. Beğendim. Teşekkür ederim. Ben bu elbise senin mi? Yoksa iade edecek misin? Benim. Seninse bir şey yapabilir miyim buraya gelsen? Tabii ki. Yine makas çıktı. Oo. Tek kol gidiyor galiba. Gel bir tane. Gel canım benim. Nefertiti. Oh. Aman aman yarabbim. Fena olur. Ben boğuluyordum. Wow. Ya. Bak. Wow. Cemil Pekçi dokunuşu. Hakikaten beni tek rahatsız eden şuydu. Ayakkabılarına rengine bayıldım. Bej rengiyle griyi çok severim. Çok belki hani kalite olay ama yani mesela saçında bir şeyler olabilirdi. Ama sen dördüncü gün bugün çok laf dinliyorsun. Makyajınla, saçınla, tarzınla içindeki o genç kadın, genç kız artık kadınlığa dönüşüp çıkmaya başladı. Çok beğendim. Yani hakikaten şu hele bu gidince pardon kestim ama. Ben de görmek istiyorum. Elinize sağlık. Evet. Ben bayıldım sana bugün. Ya, bayıldım. Ederim. Çok mutluyum. Neden? Çünkü yüzün görüyorum ve ne evet, kadar sizin güzel için yaptım. Var. Çok güzelsin. Çok mutluyum. Her şey bayıldım. Çok teşekkür mutluyum. Ederim. Bu arada senden güzel Amazon olur. Çok olur güzel mu? Amazon olur. Senden nefis Amazon olur. Amazon nasıl olunuyormuş bir göster bize. Tamam. Kalırsam şayet ilerleyen haftalarda gösteririm. Yapacağım. Peki. Umut'cum. Hani derler ya, fıstık gibi olmuşsun. Yani teşekkür ederim. Gibisin. Çok güzel olmuşsun. Ben çok sevdim. Ayakkabıların lacivert olabilirdi. Bir de sürekli hep şey yapıyorum ama elbisen başka bir şey de olabilirdi, kumaşı. Ama modelini çok sevdim. Cemil Bey'in son dokunuşundan evet. Sonra daha da çok sevdim. Bu çıkınca. Evet. Değil mi? Güzel olmuşsun, harika. Benim bugün çok içim açtı. Çünkü... Evet. İşlerini de söylüyorum tabii ki yani. O kazaklardan, çoraplardan, katallerden. Evet. Bu bir zevk meselesi. Benim çok beğendiğim bir yüze sahip. Evet. Ve vücut şekli de çok sevdiğim bir şekle sahip. Ama önemli olan yani işte bunla lafları dinleyip şu bir daha sefere şu ayrığı da yapma. Tamam. Ya tamamen arkaya doğru o saç taransa böyle bir hani bir geliş. Topuz mu yapıyorsun? Biraz daha yukarı, hı-hı, daha serbest. Çok daha kemiklerini çıkaracak ortaya. Evet. Tamam. Ben yürüyüşünde de bugün dikkat ettim. Ferhan'ı da ayrıca zaten tartışılmaz koreografisi. Evet. Kızları 4 günde bu hale soktuğu için evet, gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten büyük hakikaten artış. Hakikaten yürüyüşün çok bile çok fark etmiş. Çok fark etmiş. Çok umutluyum. Tarz yani... mı efendim? Tarz mı değil tarz. Mi? Tarz. Sibel'cim, tarz. Koko. %100. %100. Umut'cum? %95. Tarsın. Teşekkür hadi ederim. Bakalım. Tarsın yazın. Sağ olun. Sonya'mız geliyor. Bakalım bugün bizi şaşırtabilecek mi? Sen normal hayatta da hep böyle misin? Normalde böyleyim. Hayır yani böyle enerji evet. Diyorum. Hep böyle... Ben oturmayı sevmiyorum. Sonuçta yaşlanacağız.
Hep oturacağız. Aa. Normalde otobüste mesela oturduğum zaman bir yaşlı gelse de oturmasam kalksam diyorum yani. Evet. Ne kadar ayakta özellikle git direkt İstanbul'daki o zaman. Gençleri uyarıyorum. Hiç yer vermiyorlar gördüm. Ya. Evet. İzmir'de daha mı saygılı gençler? Evet. Uyarı yaptın. Evet. Pekala. Nereye gidiyorsun böyle? Ben ya böyle birazcık değişik olacak ama rock bar'a gidiyorum. Rock bar. Artık birazcık R&B'den uzaklaşayım dedim. Birazcık oturayım. Ha. Orada da birazcık oynayabiliyorsun ama orada daha çok oturuyorsun. Peki. Hazırsın. Hazırım. Saçlarını değişik yapmışsın bugün. Evet. Bakalım jürimizin ilgisini çekecek mi? Arkadaşların ne söyleyecek? Rock bar'a giden bir Sonya var burada. Kızlar yorum var mı? Kimden gelecek? İlk bir tek Aygül hadi peki senin sesini duyalım. Canım benim öncelikle rock bar'a gitmeden evvel bir doktora git. Çünkü senin selülitlerin var ve inanılmaz derecede kötü duruyor. Altına sanki boxer giymişsin gibi duruyor. Bunu belirtmek evet. istiyorum. Hı-hı. Sırtını dönüyorsun ama o selülitlerin evet. benim yani göz zevkimi bozuyor ne bence yapalım? Dönme. Ne yapalım 80 kiloydum bebeğim zayıfladım. Tamam. En azından senin gibi tamam, git doktora, bir insan değilim. Git doktora değilim. O zaman o selülitlerini de düzeltir. Selülitlerim var mutluyum onlarla ben. Tamam bu yaşta bu selülit iyi değil boxer gibi duruyor 80 altındaki 80 kiloydum de. Diyorum. Tamam 80. İyi. 80 kiloya çıkmasaydın evet, 80'di, ben ne yapayım? Ben mi çıkardım? 55 oldum. Ben mi çıkardım? Kim yapıyor bu ben zamanda? Ben mi çıkarttım? Ha? Seni ilgilendiriyor mu peki? Evet ilgilendiriyor. Şu an, belli oluyor. Şu an göz zevkimi bozuyorsun. Aynaya bak bebeğim sen. Şu an göz zevkimi aynaya bozuyorsun. Bak bebeğim. Bakıyorum her gün bakıyorum. Evet. Sen de biraz bana canım bak benim. Tamam mı? Belki ah, düzelirsin kıyamam. Şu popoya bak ya. Çok haklısın. Evet Duygu. Ben yıllardır hep kilo alsam, biraz daha zayıflasam, biraz daha zayıflasam diye uğraşıyorum. Arkadaş tutmuş arkasına laf ediyor. Kusura bakma senin gibi parası yani senin kadar zengin değil. Ya keşke kendine bir stilist tutamamış. O da kendi yani gerdirememiş. Çenesini kusura bakma tutsaymış. Canım. Kusura bakma. Çenesini tutsaymış. Az yeseymiş. Yani yemek yemeye parası var. Kalkıp orasını düzeltmeye mi parası çenesine, yok? Pardon ama ağzını mı tutacak kız? Ha? Sen istedin diye kız ağzını mı tutacak? Hayır çenesini tutsun. Canım benim. Sen de benim öyle bir şey yaşında yok. Babam onu tutacak. Canım benim. Dinlersem anlatayım. 15 yaşında benim babam annem ayrıldı. Dinlemiyorum. Bir dakika bir dinlersen ben bir şey anlatacağım. Dinlemiyorum. 15 yaşında babamla annem ayrıldı benim. Biz sen beraber de koşturduk. Galiba dinlersen kendim. Anlatacağım bak dinlersen hayır, anlatacağım. Dinlemiyorum. Dinlersen anlatacağım. Dinlemiyorum. Ben arkadaşlarıma anlatayım. 15 yaşında annemle babam ayrıldı benim. Biz annemle birlikte el ele vererek birbirimize baktık ve benim inan çok iyi bakmışsın. Bunları yaptıracak param yok. Kusura bakma. Efendim? Bunları yaptıracak param yok benim. Ama yemeğe ya, param var. Evet, yemeğe param var. Ne kadar yediğimi herkes biliyor ya benim. Yemekten ne kadar yediğimi. Kız bence kenara koy o arkanı düzelt. Bak ne diyorum sana. Hadi düzeltemiyorsun. Evet, bari şimdi gözümüzün önüne ama. Serme. Gözümüzün önüne serme o zaman. Canım yaram bu görüntü varsın. Kirliliği ne yaratıyorsun. Demin eleştirdin yapma. Diye hayır, gösterme. Çok mu canın acıdı? Bebeğim gösterme. Gerçekler çok acıttı benim galiba. Benim öyle silütüm olsa sokağa gerçekler çıkmazdı. Gerçekler çok mu acıttı? Hayır ne alakası aha, var evet. canım? Ne alakası var? Ben arkadaşlar, sadece görüntü kirliliği yaratma diyorum. Birbirimizin fiziksel özellikleri hakkında yorum yapmak çok doğru değil. Bu bir güzellik yarışması değil. Herkes istediği şekilde giyinip çıkabilir. O kendine yakıştırmış. Öyle giyinmiş. Ayrıca selülitin falan da benim hiç gözüme batmadı. Çok da teşekkür güzel ederim. Taşımışsın. Özgüvenin içinde seni tebrik ediyorum. Bu başka bir şey ve 80'den 55'e düşmek de vallahi bayağı önemli bir şey. Nasıl yaptın? Benim yumurtalıklarımda kis vardı. Evet. Ameliyat olmak istemedim. 10 tane ilaç vardı. Bir anda 10 kilo verdim. Bu 10 kiloyu verebiliyorsam yediğime içtiğime dikkat ederim dedim. Çikolata sürmedim. Ekmek, çikolata, yağ ekmeği çok yiyordum. Yiyordun. Yemiyordum. Bıraktın şimdi kötü alışkanlıkları. Tatlıyla hiç alakam yok. Baklava şekeri yiyorsam, kesince? Baklava yiyorsam yanında yoğurtla yiyorum. Aferin mesela. Sana. Bir yöntem buldum kendimce. Evet. Peki, evet İdil. Öncelikle burada yapılmak istenen şey arkadaş tarzıyla ya da başka bir şeyle ön plana çıkamayacağı için terbiyesizliğe çıkmaya çıkıyor, çalışıyor. Bana terbiyesiz diyor ama ben bugüne kadar sert eleştiri yapsam da kimsenin fiziksel özelliğine ya da onu incitecek bir noktasına dokunmadım. Kimse çok de gurur duyuyorum ben kendimle. Burada ne kadar eleştiri yapsam da hiçbir arkadaşım bana dönüp hiçbir zaman aa İdil diye bakmadı. Çünkü her zaman bir ince çizgim vardır. Çok şükür bunu da bana ailem öğretti. Canım benim seni cesaretinden dolayı kutluyorum. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Hani şort belki birazcık daha uzun olabilirmiş ya da etek olsaymış daha güzel olurmuş.
Ama kesinlikle sevdiklerim benim gözüme batmadı. Çikolata gibisin, böyle sırasın geldi sene. Çok tatlı olmuşsun. Sen de ye, senin de öyle selülitlerin olsun. Ye bir yiyeyim. Sen de ye de az beynine oksijen gitsin, ne konuştuğunu benimki bil. Yeterince gidiyor ne konuştuğunu canım. Bil, vitaminsiz kalmışsın. Gidiyor, ne konuştuğunu bil, bir farkına var, neredesin, kimlesin. Evet. Vitaminsiz kalan biri varsa o da sensin canım. Canım benim, ben saçımın kenarı yok. Geliştim. Saçımın kenarı yok. Sen bunu anlayamayacak kapasitedesin işte bak. Evet, vitaminsizsin, saçının ben. Kenarı yok. İşte aynen. Tarzın senin... Bu aynen. Görüş. Alt aynen. Gözlükleri var. Evet. Onları almışsın bir yerden. Çok seviyorum takmışsın gözlüklerimi. Takmışsın böyle. Sen başka türlü ilgi çekemeyeceğin için. Hı-hı. Diyorsun ki bari prim yapayım, konuşayım. Evet, evet, evet. Evet, tatlım benim. Seni örnek aldım bebeğim. Benim. Bizim de dalga mı geçiyorsun? Beni örnek aldığı çok belli gerçekten yani. Evet, dalga geçiyorum. Sen de öyle meşhur olamazsın. Biraz eğleneyim dedi. Git aynaya bak, kendinle dalga geç. Ha, yok en ya, ben kendime bakıyorum. Daha çok yani. Dalga geçiyorum. Daha çok eğleniyorum. Ay şu yanımdan alın ya, ne olur. Ay Allah'ım. Cemil Bey, sizin tavşandan başka bir şey oldu. Anlamadım yani. Ben de onu. Canım benim, kimsenin evet, ilgi odağı değil evet, ya. Öyle. Diyor ki iki sataşayım da diyor, eleme gecesi öncesi bir beni görsünler diyor. Işte seni kim niye görsün kaldım. Allah rızası için Allah ya. Sana önce yolda domates yumurta atarlar bence bu saatten görüyorlarsa, sonra. Seni beni görüyorlarsa. Beni herkes görüyor, tüm Türkiye görüyor. Görüyor. Ama çok ondan şükür. Sonra göz zevki bozuluyor ay. İkiniz gibi. Ondan sonra beni Allah görüp diye de gözlerim düzenecek. Ay lütfen, lütfen. Evet, evet, evet. Yandan yandan esiyorlar bana buradan. Ah. Delirdim burada. Ayakkabın çıldırdım. Pis canım. Ayakkabın pis. Evet, ayrıca ayağında mantar var. Ayağında mantar mı var? Hani canım? Hani. Bir dakika lütfen, ben göstermesini istiyorum. Ne gösterdiyse bana göstermesini istiyorum. Şu kenardaki dokunmaya hani, bile... Bu mu? Dokunmaya bu mu? Bile... Peki arkadaşlar, konu yolundan şaştı. Gözünün kenarına çektiği şey... Birazcık gitti artık. Kör olmuşsun. Evet, içinden evet. Böyle, gayet yeni manikür yaptırdım ya. Tatlım. Canım, hiç de bir şey yok. Nereye yaptırdın? Söyle, mantar kapmayayım. Aa. Bu kadar haddini aşmasını engelleyebilirim. Ebru Hanım gerçekten şu an saçmalıyor mu? Ben olaya hakim nasıl değilim. Ayağına ne söyledi senin, ben anlamadım. Benim ayağımda mantar varmış. Bir bakar mısın canım, şurada ne görüyorsun? Ne o? Şurada bir şey ayağımdaki var. Ayağımdaki topuklu ayakkabı ayağımın ucunu vurmuş ve şişmiş. Bu. Öyle mi? Bu o, saygısızlık, hadsizlikten başka hiçbir şey değil yani. Peki. Hadi bakalım, jürinin karşısına alalım seni. Evet, başlayacağım. Lokum gibisin. Teşekkür ederim. Gene söylüyorum. Hiç tarzım değil. Yani ama benim jenerasyonumla senin jenerasyonun arasında o kadar büyük fark var ki, ben de kendi senin yaşındayken kendi jenerasyonuma göre en uçtaydım. Hippiydim çünkü. Sen de tabii ki busun. Rengine göre, ona göre tek tek incelemiyorum. Belki bir açar mısın? Canikon. Çıkartayım mı? Hayır, hayır. Böyle, böyle. Belki evet, biraz şort daha uzun olsaydı. Çünkü neden biliyor musun? Hem şort hem de bu şeyi bir arada hani düşünemedim. Elbisenin askısını mesela ben böyle içimden şey geliyor, buradan alıp. Çünkü en kötü gösteren şey şuradaki askı. Evet, ben de sevmiyorum. Ya bu askı şurada olmalı. Hani elbisenin askısı şurada olsaydı. Ne bileyim, ayakkabılar tabii yani ben giyemiyorum ama gençler biliyor, bu daha iyi bilir. Bu ama yani bütünüyle baktığın zaman evet, bugün düz saçlı, siyahi ama Harlem'sin. Evet. Senin evet. İçindeki çok iyi çıktığını, kim olduğunu beğenirler ya da beğenmezler ama lokum gibisin. Ben de çok sevdim fakat şeyi anlamadım. Niye Lakbar'a gidiyorsun? Farklılık olsun diye. Hayır, okey. Yani bir rock detay arıyorum. Yani... Bir boynundaki var. Evet. Bir de botlarındaki. Bu benim tarzım değil normal. Ben sportif seviyorum. Ya aslında yine bir evet. R&B'lik var. Evet, var da. Öyle mi? Ben tabii bunlardan var, mahrum. Var. Ben burada ders alıyorum bir de. Ama siz zaten söyleyeceğiniz söylediniz. Bu R&B mi? Tabii yine bir R&B'lik var. Ama yani bunlarla ağzına... ben rahat dans edemem. Yani benim ya onun aslında ruhunda var. Bol olması ya Harlem lazım. Kadını. Harlem kadını. Var, o var. O yüzden belki de bize de öyle geliyor ama hani boynundaki sadece o rock detayı, çantası da keza hani baktığında var. Bir çanta değil, pop bir çanta. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Peki. Ben seni çok seviyorum, biliyor musun Sonya? Senin enerjiyi yani bayılıyorum. Ben? Sonunda farklı bir şey yaptın saçınla. Çok mutluyum. Ve bugün senin makyaj çok daha güzel. Üstünü de çok beğendim. Şortlar daha uzun, daha güzel olabilirdi.
Ama çok beğendim. Teşekkür ederim. Tarz mı Coco? Bence tarz. Tarz. Umut'cum? Tarz. Teşekkür ederim. Cemil Bey? Tarz. 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 Özde Özkan geliyor şimdi. Bakalım beğenecek misiniz? Merhaba. Kendini çok güzel hissediyorsun değil mi? Çizmeler sayesinde. Çizmeler sayesinde. Evet, çok sevdim onları. Çok böyle alımlı bir şekilde gösterdin kendini, yürüyüşünü yaptın. Nereye gidiyorsun böyle giyinmiş? Moda haftasına gidiyorum. Defile izleyeceğim. Defile izleyeceksin. Evet. Kendin model misin? Yok ama... Model olmaya hevesli. Giderim tabii. Model olmaya hevesli. Evet. Fiziğine güvenen bir seyircisin, bir izleyicisin. Peki arkadaşlar beğendiniz mi? Var mı yorum? Evet Öykü, başlayalım. Bence askılıksın. Yani hani çuval bile giysen gerçekten çok güzel taşıyorsun. Bir an kötü bir şey söylüyorsun sandım. Askılıksın. Hayır yani gerçekten ama sadece taşıyorsun yani. Ne giysen taşıyorsun. Teşekkürler. Ama elbiseyi beğenmedim. Çok büyük bence sana. Bol yani. 2-3 beden bol hatta. Aslında bir beden büyük evet. Ama çok göze batmaz diye düşündüm. Yani bence bol olmuş elbise. Hı. Ama çizmelerin çok güzel. Teşekkürler. Evet Lidya. Çok güzel olmuşsun. Ama elbisen yerleri süpürüyor. Yani çok uzağa gidersen çok fena kirlenir. Onun belki yani tam hizasını bulman gerekiyor. Yani de mikrofon aşağı çekiyor. O yüzden normalde daha havada. Var mı başka yorum? Evet İdil, gel bakalım. Ay ben gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum ama yıkılsın yani. Kız çok güzel olmuş. Çok ay, ama teşekkürler. Ama gene bak ben İdil Naskaluç bir şey eklemeden bunu bırakır mı? Tabii ki de bırakmaz. Tabii. O çantayla ayakkabıyı sevmedim çünkü aradaki renk farkı ya da yaklaştırmaya çalışmış olman beni rahatsız etti. Yani ama onun için aynı ton olsun istemedim. Gerçekten hani taşımışsın. Peki başka bir yorum var mı? Bir şey göremiyorum. Hazır mısın jüri için? Hazırım. Hadi bakalım. Başla. Onlar havuç bence. Ve çok tatlı olmuş. Yani üzerindeki en sevdiğim detay oldu. Evet, frenk yani gayet istedim. Yemelik, çok tatlı evet. Havuçlar. Küpeler mi? Evet. Ben çok sevdim. Ekmek banması. Ben hiç sevdim ya. Çok batak buluyorum. Hayır, o bir tek onu sevmiş. Ben bir tek onu sevmiş. Hayır, en sevdiğim şey oldu. Yani bilmiyorum, moda haftası kılığı değil bir kere yani. Bu konuda benim keskin şeylerim var. Bu çizmelerle moda haftasına gidilmez. Yani moda haftasında defile izlemeye gidilmez. Bir kere çok seksisin, gereksiz yani böyle podyumda önde ya da arkada oturacaksın. Bu kendini göstermeye gideceksen gidilir. Hani kendini göstermeye olur. Gidiyorsun. Hani okey ben herkes beni görsün diye. Olabilir. Evet yani bu tamamen kendini gösterme kıyafeti. Benim fiziğim var. Bu podyumdakilerden neyim eksik? Aha da buyum. Evet çok güzelsin. Teşekkür ederim size öyle. Evet çantam başka renk olsaymış keşke. Zaten çizmeler yeterince patlak. Evet. Onun dışında yani o kazak elbise formunu sevdim. Öyle bol olması da güzel. Üzerine yapışmaması da güzel olmuş. Bu kadar. Peki Cemil Bey. Ya şu boynundakini çıkarsana. Evet. Umarım çıkartabilirim. Evet çıkıyor çıkıyor çıktı. Oh yarabbim. Yani... O boynundakini bir defa hiç takmanı gerektiğini düşünmüyorum. Ben böyle beylerde, bey yaka ve olan şeylerde gözümsün. Umumiyetle bırakılmasını seviyorum. Yani çünkü böyle beylerde takı takmak çok iyi bir şey ister. Yani muhakkak çantayı da bırak. Bırakayım. Çantayı da bırak. İşte bir mankenin. Mankenin sokağa çıkış şekli. Çıkış şekli. Yani bir sokağa derken, bir, yani bir yere giderken ama yani normalde manken olanlar özel hayatlarında bu kadar süslü giyinmiyorlar. Giyinmiyorlar. Özel hayatlarında çok daha böyle
düzlerde, yani ancak evet. büyük gala, davet, bir şey olursa hani oluyor. Moda haftasına giden manken de görmedim. Peki sen gördün mü? Yok zaten manken değil, manken izlemeye gidiyor. Manken işte olabilirim öyle hali belki yok. Diyor. Öyle evet, hali değil. Yok. Öğrenci olarak gidiyorum ben. Öyle halin yok yani. Yok çok mu? Güzel bir manken gidiyor oraya. Evet. İnşallah öyle de giderim. Konsepte uyduramadık. Zaten ben konsept kıtlığı çekiyorum şu an o yüzden. Son konsept anda... kıtlığı çekiyoruz. Hayal gücüm ne oldu? Tek son derdin olsun. Öyle biraz dakika. Kitap okuyun, film izleyin. Evet. Aynen. Önce kıyafet ayarladım, sonra konsept bulduk ama olmadı. Peki, Coco'ya geçiyoruz. Bakıyorum sana ve tarz buldum, tamam. Teşekkürler. Ama bu kupeler hiç olmamış bu kıyafetle. Çıkartayım mı? Lütfen, benim için. Çok iyi yaptın. Ya ben çok beğendim ben Coco'yu. Ben hiç beğenmedim tamam, en başından beri ya. Ama bu kıyafetle olmamış. Bu kıyafette bayağı... Ama işte tam bu yani... Bu kıyafet ben çok seksi bir şey. Atsana arkaya. Öndeki, öndekileri at. Önünüzdeki. Bu parçalar, lütfen kızlar böyle saç yapma. Dün sana sordum. Bu yani düz parçalar hiç güzel değil. Arkaya doğru atsana. Yakıştıramıyorum böyle tam toplayınca. Evet. Arkaya doğru koysana ya. Kendime yakıştıramıyorum mu dedim. İşte yüzünüzle barışmamışsınız. Evet işte. Kulaklarını çok sevmiyorsun. Farkında değilsiniz. Evet. Kulaklarını mı sevmiyorsun? Çok daha güzel böyle. Biraz kepçe gibi yo, geliyor. Yok yani hiç değil. Hiç değil. Bak şimdi ben farkındayım kulaklarına biraz takıntılı olduğunu. Hemen söyledim. De hiç. Ama hiç öyle kepçe durmuyor. Hiç durmuyor. İşte bu yüzleriyle barışmamışlar. Yani evet. güzeller ama farkında değiller. Çok gençler hayatım. Daha yani çoğu yeni yeni... 25. Hayata geçiş yapıyor. Sen şimdiden senin 25'ini, 30'unu, 40'ını söyleyebilirim. Bir söyler misiniz? Yani medyum gibi bir defa erken evlenecek. Yok öyle bir şey. Görürsün bak. Kaç nereden koca boşayacak? Görürsün bak ya, podyumlara çıkacak. Podyumlara çıkacak. Kaç koca boşayacak? Hayır bir koca ile kaç koca boşayacak? Tamamen böyle benim gördüğüm mankenlerimin hayatından yola çıkıyorum. Çok manken elimde 45 sene geçti. Bu fizikteki olanlar böyle bir müddet defile yaparlar. Sonra birisi çıkar, evlenirler ve çok da tatlı bir evlilikleri olur. Ve kendilerine de bütün hayatları boyunca da bakarlar. Kaç yani, çocuk? Giyinirken çocukları olur, bakarlar. İki böyle çocuk diyor daha sakin bir hayatları olur. Ve öyle biter. Yani senin çılgın bir hayatın olmayacak. Yani bunu kesinlikle söylüyorum. Dışına baksanıza böyle falan yapıyor. Bunu kesinlikle söylüyorum. Çılgın bir hayatın olmayacak ama üzüldü. Çok güzel bir hayatın olacak. Çılgın hayatı olmayacak diye üzüldü. Aslında ben tam tersi hiç evlilik düşünmüyorum. Yani şu hayır, an düşünmüyorum. Hayır düşünüyorsun ama gözler çok şey söyler. Ben de 45 senedir hatunla, latifi güzellerle beraber geçirdiğim için... Hatta genlik dikerken bile bunu 6 ay veriyorum, 3 ay veriyorum, ömür boyu veriyorum diye söylemişimdir. Yapmayın ya. Gelin'e söylemediniz hoş... herhalde bunu. Gelin'in kendisine söylemediniz herhalde. Hayır. Ha. Gelin'in kendine değil de içeri biz böyle bir dedikodu yaparız. Mesela bu ayrılacak kaynana yüzünden. Bu ayrılacak görümce yüzünden. Siz tabloyu görüyorsunuz orada. Sen tam böyle hoş bir müddet sanat hayatı veya işte mankenlik o. Yani ben uzun süre işaret düşünüyorum. Yok, bak, 30'a yakın, 28-29 falan düşünüyorum. 21 daha. 21 yaşındayım. 5 sene gör. Vallahi ben Sibel'e ve Cemil Bey'e çok şaşırdım. Ben çünkü acayip beğendim. Beğendin. Sadece benim için küpeler yanlıştı. Onu da Coco çıkarttı sağ olsun. Tamam. Bana göre çanta da doğru. Tamam. Al bir çantayı da. Çünkü yani... o kadar naif ki çantadaki detay da... İşte üstten tam, büzgü boğuşuyor. Şey çanta model sence. Olarak doğru ama renk şey olarak ay, yanlış. Bence, o çanta siyah olsa daha çok severim. Ya, ben de onu diyeceğim. Yani ben belki de şeyi sevmiyorum. Böyle çanta, ayakkabı aynı renk. Ya, evet onu ben en başından evet, beri zaten söylemeye çalışıyorum. Aynı renk olmaz. Renkleri diye. Aynı değil neyse ki. Aynı olsa çok çok daha kötü aynen, olurdu. O yüzden biraz seçtim. Bir de niye konsept bulamıyorsun? Neyle besleniyorsun? Ya yani mesela buradan diğer kızlara da soruyorum. Neyle besleniyorsun? Sadece moda dergileri mi karıştırıyorsunuz? Yok. Ne yapıyorsunuz? Sex and the City izlediniz mi? Var ya burada bir tane kocasını öldüren Hollywood'da. O şeytan babuşlarını izlerken seyrediyor. Evet en soldaki. Evet. En soldaki. Ecem. Yani sinemadan beslenin biraz. Şey neydi ismi filmi? Normalde önce konsepti ayarlıyorum ben. Sonra kıyafet ama bu sefer tam tersi oldu o yüzden biraz zorlandım. Hayatım tarz mı sence? Bence tarz. Tarz dedin. Teşekkür ederim. Coco tarz mı? Tarz. Tarz. Tarz aldın. Tarz yani no hiç...
Çok güzel fiziğin var. Ben senden daha çok şey bekliyorum. O yüzden bugün tarzıyız. Hadi bakalım yerine geçelim. Teşekkürler. Görüşürüz. Bütün enerjisiyle, kendine güveniyle, bizim bütün bu anlattıklarımızdan yola çıkarak podyuma bir güzel gelecek Lidya. Geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Oo, yazı getirmişsin. Evet, yazlık oldu, boşalttım, indirdim aşağı. Üşüdün mü beklerken? Hayır, yani ilk girdiğimde evet ama şimdi hiç. Peki, nereden nereye diyeceğim ama? Ben bugün turistim. Brezilya'da çok sevdiğim bir arkadaşım var, Fernanda adı. Onun yanına gittim. Ha, Brezilya'dasın. Bana gezdiriyor, evet. Aa, çok güzel. Evet, yani Türkiye'yi aslında İstanbul'u düşündük ilk başta ama İstanbul'u fazlasıyla gezdim. Yani yüzlerce kez tarihini gezdim. Tarih aşığıyım. Çok güzel. Ben sonra dedim bir Brezilya'ya gideyim, Fernanda'yı göreyim. Dönelim bakalım, arkadaşlarından var mı bir güzellik sana? Bakalım. Evet, hayırlısı. Hadi bakalım Özde. Arkadaşım. Ben bu tarzını çok beğendim. Pembe çok yakışmış sarışın olduğun için. En sevdiğim. Teşekkür ederim. Yani spor çok güzel olmuş sana ama tek ayakkabılarını beğenmedim. Daha spor bir şey olabilirdi. Onun dışında güzelsin. Ortopedik olduğu için turistken gezmek için bunu seçiyorum. Ama pembe olsa gerçekten çok güzel çok olurmuş. Aygül? Açıkçası ben şortunu beğendim ama üstündeki sadece annemin bezi olabilir. Başka hiçbir şey olamaz. Beyaz tende beyazı hiçbir zaman yakıştırmadığımı zaten hep söylüyorum. Bunun dışında güneşlenememe gibi bir probleminin olduğunu söylemiştin geçen evet. günlerde. Bu kadar güneşlenme problemin varsa neden böyle her yerini açtın? Söyleyeyim. Bir, 50 faktörlük krem kullanırım her daim. Her zaman. Ve sürekli çantamda taşırım, yanımda taşırım. Bu birincisi. İkincisi, sen neden şu anda herkese saldırma ihtiyacı duyuyorsun? Yok, saldırmıyorum. Yani şu an gerçekten saldırmıyorum. Sadece objektif yorumumu söylüyorum. Merak ettim yani. Sen dedin ki ben güneşlenemiyorum. Benim evet, ben tenim bu. Güneşlenemiyorum. Hem ben de o yüzden alerjim. Merak evet. ettim. Merakımı sordum. Ayrıca beyaz tenli birinin bir beyaz giymesi kontrast açısından uygun bir şey değil bence. Ondan bence sadece bez olur. O eskimiş görünüyor. Indirdim. O eskimiş çok görünüyor canım. Sana pembeyi daha çok yakıştırırım. Seni beğenmedim. Seni beğenmedim. Ayakkabıların tamam. da çok demode. Ay ne olur beğen. Aygün ne olur. Sen tamam. çok tarzsın. Lütfen sana göre giyineyim. Lütfen. Bana göre giyinme canım ne olur, benim yani. Sen beni kendim beğen. Sadece lütfen Jüri de beğenmesi olur. Tutur, yeter, yeter ki sen beni beğen ya. Ya sus yeter. Evet. Teşekkürler. Tamam canım. Peki hadi bakalım bekliyoruz. Size teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim şu an ama lütfen üzülme, sadece senin için söylüyorum. Bu tarz hiç yakışmamış sana. Peki, hiç. Teşekkür ederim. Maalesef ama sadece senin için söylüyorum. Teşekkürler. Üzülme. Hiçbir şeyi sevmiyorum. Yani sen çok beyazsın ve senin tişört beyaz. O yüzden bu renk hiç yakışmamış sana, olmamış yani. Başka bir şey söylemeyeceğim. Peki, teşekkürler. Umut'cum. Lidya. Evet. Sevgili Lidya. Efendim. Şimdi senin vücudunun hatları çok keskin değil. Dolayısıyla senin üzerine bu kadar yapışık şeyler giymen bir yerde çok büyük bir hata. Şortunun bu kadar üzerine yapışması, oturması, tişörtünün keza yine dar olması. Aslında dar değil, bayağı bol. Ama kolları falan, yani onun daha bol olması gerekiyordu. O biraz body gibi. Yani tişört ama daha da bol, yani kol boyu var ya şurası. Bak onun şurada falan olması gerekiyordu. Yani senin, uzun ben sana şimdi uzun anlatıyorum. Bende, o yüzden düzgün bir şekilde anlatıyorum. Dedim. Senin normalde asla böyle tişörtler giymemen gerekiyor. Kolların uzun. Uzun olduğu için kolların, şurada giydiğin zaman kolların daha uzun duruyor. Senin belki de erkek tişörtü giyip small beden giymen gerekiyor.
Bunu da yapacağım. Yarın dene. Bu, yarın dene. Erkek İnan bana dene. Gelir. Hatalar var diyor. Çok düzeltmesini iyi. Bekliyorsun. Söyledi. Koko söyledi. Buyurun efendim. Şimdi ben onun daha henüz tarzı olmadığını söyleyemeyeceğim. Aslında ilk üç gün giydiği o küçük kabarıklar herkes beğenmedi. Ama onun ruhunda hep böyle üstü daha küçük, hep böyle kabarık minik etek, evet. Kabarık etekler, kabarık tuvaletler. Örgü saçlar. Örgü olabilir, topuz olabilir ama öyle bir tarzı var. Tamam. Bugün ilk defa kendi ruhunun dışına çıkmış. Konsept olarak çok uymuş. Evet doğru Brezilya'ya giden, yani her, ne dedin sen R&B ile bir şey daha söyledin. R&B? Harlem. Bir şey daha söyledin. Harlem. Harlem Style. Ha, Harlem Style. Yani şimdi o ikisi tabii ona çok uyuyor. Evet. Onun tarzlarına çok uyuyor. Ama bu da benim gençliğimin ve benim tarzıma çok uyuyor. Yani peki. 60'lardaki işte bir genç kız. Yani Saint-Tropez'e de gidiyorsa, bir yere de gidiyorsa, Boğaz'daysa, Bodrum'daysa da böyle giyinirdi. Yani benim için bugüne kadarki en tarz mı? Hayır, tarz değil. Ama bu sen değilsin. Teşekkür ederim. Peki. Senin makyajın dünden mi kaldı Lidya? Hayır, yani burada beklerken uçtu muhtemelen. Yani şimdi, bugün aslında hayır. Cemil şöyle, Bey'in... Şundan söylüyorum, Brezilya'ya hani tatile giden ve orada sokakta bu kılıkta gezen bir kadının kuyruklu eyeliner'ı olamaz gözünde. O ancak senin dünkü prenses stilinin makyajıdır. Yani gözünde şu anda kuyruklu eyeliner var. Evet. Ve çok büyük bir dezavantaj oluşturuyorsun. Yani yüzün başka bir şey söylüyor, üstün başka bir şey söylüyor. Ve dolayısıyla çok büyük bir uyumsuzluk var. Ve bunun senin tarzın olmadığını yeah diye bağırıyorsun benim suratıma. Ne diye? Yeah. Ne yeah. Şöyle. Üzerindeki yani gibi. Yok. Bir de şu askılarını indirsene be. Onu da yaptım aslında. Onu ne zaman yaptın? Onu da yaptım. Yok hazırlanayım. Ya kısmen böyle ve... Yok görsel olmak daha iyi. Ay sen de kendine gel. Buradan askıları koydun, buradan zinciri koydun. Hocam, yok yok. En azından böyle daha güzel stil gözüküyor. Stil kurtaran ya, ya. Stil kurtaran. Böyle daha iyi gözüküyor. Peki tarz olamadı ne yazık ki. Ben gideyim artık. Uğurlayalım yerine Lidya'yı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yıldız olamadı. Bu tarz benim diyebilmek mi yoksa bu tarz benim diyebilmek mi istersiniz bilmiyorum ama bu yarışmaya gelen herkes bu tarz benimin altını çizmek zorunda. Neden? Çünkü bu yarışın sonunda 100 bin lira var. Çok önemli bir yarış. Bu 100 bin liraya geri sayımda giderken biz yıldızlar toplamaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi Buse gelecek bakalım nasıl bir yorum alacak jüriden ve daha da önemlisi belki bazen arkadaşlarından. Çünkü buradan aldıkları darbelerle öyle bir moralsiz gidiyorlar ki oraya. Yani jürinin karşısında bile ama... Yani siz de mi tavrına girebiliyorlar? İşte biz bunları engellemek için onlara çeşitli şekillerde destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi Buse gelecek, yine bizi şaşırtacak. Hazırsanız onu izliyoruz. Bulduk. Bu geçici bir boya mı? Bu kalıcı. Kalıcı? Evet. Eyvahlar olsun. Ne renk bu renk? Turkuaz. Yalnız çok güzel bir renk biliyor musunuz? Yani yakından da bakınca hep görürdüm. Fakat gerçekten ilginç. Bir güzeli kato. Evet. Biliyorsun turkuaz. Evet. Evet. Bir de sen yani başka görmedim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok ten de beyaz. Böyle enteresan bir mavi. Vay vay vay. Nereye? Bakalım bu tarafta yorumlar nasıl olacak? Nasıl çok merak olacak? Ediyorum. Bakacağız. Nereye gidiyorum? Ben vintage bir mağazanın açılışı var. Arkadaşım açıyor ve oraya gidiyorum. Onun ürünlerini giydim. Evet, vintage ne demek? Eski kıyafetler. Eski yani dönemsel kıyafetler evet. Mi? Kaç yılına tekabül ediyor? Yani şimdi, öyle bir aralık benim var mı? Genelde aldığım yerde 1920'lerden başlıyor. 70-80'e tamam. Diyor. Peki hadi bakalım. Bakalım. Buyurunuz. Evet Öykü, hazır mısın? Saçının rengi ne renk? Turkuaz. Dün karşımda gerçekten tarzı olan bir kız görmüştüm. Ama şu an özenti bir kız görüyorum. Yani saç rengine gerçekten anlam veremiyorum.
Senin tercihin. Yani bir şey, birine mi benzemek istedin o saç rengiyle? Hayır, ben sizin gibi sırada olmak istemedim sadece, bu kadar. Efendim? Sizin gibi sırada olmak istemedim, bu kadar. Farklı olayım derken de komik olma. Ben hep böyleyim. Alışacaksınız hep zamanla. Hep mi komiksin? Hep mi komiksin? Ben farklıyım. Size göre komik ama bana göre farklı. Bu işi bile insanlara göre de farklı. Siz gülün sadece. Serpil? Ben de 17-18 yaşlarında senin gibiydim. File çoraplar giyerdim, yırtık kotlar giyerdim, senin gibi ayakkabılar giyerdim. Piercingim vardı kaşımda. O zamanlarda yaptırıyordum, yoktu. Özel yaptırıyordum. Yok, benim giydiğim, şu an giydiğim ayakkabı o zaman yoktu. Kalın topuklu ayakkabılar giyerdim, o tarz yani. Onu demek istiyorum. Kalın topuklu, kalın tabanlı ayakkabılar giyerdim. Saçlarımın önünü yeşile boyardım. Ama bu tarzında ileri gidemezsin ve artık hani sen bize sıradansın diyorsun ya. Bence sen sıradansın. Yani tamam, yaptığın şeyler hep böyle kısır döngü içinde. Evet, bir saçının rengini değiştiriyorsun. Okey, tamam, güzel. Bir kere giydiğin o ekoselerle ve o renklerle boğuyorsun beni. Boğmuş seni de. Oradan ekose, oradan ekose. Üstündeki kaban anlayamadım. Onu ne diye giydin? Hani çok alakasız üstündeki kombinle. Yani sıkılmaya başladım ben de senden. Buse, artık farklı bir şeyler yap. Ben senin üstüne artık bir abiye, bir elbise görmek istiyorum. Peki Aygün, teşekkürler. Ben seni birine benzetiyorum, birine benzetiyorum. Kime benzetiyorum hatırlamakta biraz zorlanıyorum ama ben seni şimdiye kadar tarz bilirdim. Hep seni buldum. Sen benim 6 yaşında doğum günüme gelen palençoma benziyorsun. Bir tek burnun eksik. Sen artık çünkü cidden susar mısın? Hayır. Ben cidden buraya tarz yarışması olduğu için geldim ama ben bu kıza katlanamıyorum. Gerçekten ve gideceğim yani. Bu kız burada kalmaya devam ettiği sürece ben gideceğim. Ya o gidecek ya ben gideceğim, bu tamam, kadar. Tamam, bence o zaman artık gitmelisin. Ben jürinin karşısına geçebilir miyim? Cidden bütün sinirimi alt üst ediyor çünkü. Suratına dahi bakmak istemiyorum. Hayır ama eleştiri kaldıramıyorsam benim yapabileceğim ben bir şey yok. Şans, ben sana katlanamıyorum. Pantolonunla, ayakkabınla. Ben sana katlanamıyorum. Ayrıca hayır, çorabın kaçmış senin. Ben sana katlanamıyorum. Senin. Çorabın kaçmış. Önüne aç, burnuna zaten kırmızı bir şey koy. Aynı palançosun. Yani kendine yazık etmişsin. Senin bir tarzın vardı. Tabii artık ki de üstadım. Yani. Siz de en iyisini bilirsiniz. Artık yok en iyisini bilirsiniz. Şu anda yok. Palançoma, palançoya benziyorsun. Aynısı. Kabul fotoğrafını et. Getireyim. Fotoğrafını getireyim. Bizim böyle bir havuz vardı. Sen havuzun başında palanço vardı. Hatta biz ona itmiştik. Havuza düşmüştü. Aynı olsun. Peki Duygu. Bence artık tarzının dışına çıkman lazım. Ben mesela hani tarzından ödün veriyorum. Arkadaşlar gibi giyinmeye çalışıyorum. Şu ceketle mesela hiç rahat edemedim. Saçın rengini değiştirdin diye hani ben bunu yaptım, ben şunu yaptım değil. Üstünde ekosu var, o kürk var. Ne bileyim, ayağında büyük kaba ayakkabılar. Yani biraz değiştirmem lazım kendini. İçinde askeri yeşil bir şey. Yani farklı farklı renkleri bir araya getirmek, farklı renkleri bir araya getirmek seni tarz yapmaz. Ya da işte eski kıyafetler giymek seni de tarz yapmaz. Tamam, tamam, belki de belki kendine göre evet kendini çok iyi hissediyorsun. Evet, iyi ben de kendi kıyafetlerimle kendimi çok iyi hissediyorum ama şu an o kadar çok rahatsızım ki ama tarzımı değiştirmeye çalışıyorum. Tarzımı ödün vermiyorum. Tarzımı değiştirmeyeceğim. Ama beni her kıyafetle görmelerini istiyorum. Sen de aynısını yap. Ben tarzımı değiştirmek değil de tarzımı geliştirmek istiyorum. Tarzını geliştirmek. Evet. Nereye kadar? Pardon. Gidebildiği yere ama kadar. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen sokak o görmelerle bence çok ufak sen, bir şey zannediyorsunuz ama sen, sokak tarzı geliştirilebilecek bir tarz. Ve bence ben daha fazla sizi çok duymak affedersin. İstemiyorum. Sen görmelerin ne? Peki Buse. Hadi bakalım. Merhaba. Selam. Yine bütün neşemle geldim. Bunca olumsuz şeye rağmen. Hoş ben geldin. De çıkarma onu. Çıkartmayayım mı? Koko sen mi ben mi? Sen başla. Buyurun. Umut. Ben başlayayım. Vallahi ben çok beğendiğim bir tasarımcının kadınını gördüm. Vivienne Westwood'un. Evet. Tam bir Vivienne Westwood kadını olmuşsun. Tanımıyorum cidden. Vivienne Westwood'u. Hayır. Tanımıyorsun. Vivienne Westwood'u tanımıyorsun, tasarımcısın. Fotoğrafını görmedim hiç. Nasıl yani? Hayır, onun kadını yani onun koleksiyonundan bir kadınsın. Yani saçının turkuaz rengi, üzerindeki kilemit. Ben açıkçası uyumunu çok beğendim arkadaşlara nazaran. Muhteşem yani, bir uyum. Muhteşem. Çok zor bir uyum. O yüzden yani ceketini içine çıkarma beyaz dedim. Giymiş olsan seni at çöpe. Aynen, çok sırıtacak. Ben şuradaki çok eminim. İçindeki şey bile dikkat ediyor evet. Musun? Yeleğin içindeki evet. Ton bile. Evet, muhteşem bir ton. Yani bunu gerçekten çok ünlü ressamlar yaparlar. Çok teşekkürler. Picasso falan yapar. Yani yaparlar. Ben mesela tasarımcı olarak bakıyorum. Geleceğe çok umut verici bir tasarımcısın.
çok teşekkür ederim. Yani sizden senin çünkü, bunu duymak var ya. Yani sen yapacağın kıyafetlerde de sen olacaksın. Ve eğer inatla, Westwood bak kadınları. Yaptığı kıyafetleri. İnatla. Bazı örnekler var şu anda. Tabii kimse seni vazgeçiremezse, yılmazsan, yolunda yürürsen, dinleme kimseyi. Sadece araştırma yap. Sadece tarihi araştır, onu araştır, bunu araştır. Çok güzel, başarılı bir tasarımcı olacaksın eminim. Çünkü burada bir örneğini görüyorum. Yani başarılı evet. bir ruhun örneğini görüyorum. Muazzam. Şu anda dünyanın neresine gitse. Ters. Değil mi? Kesinlikle evet. ters. Yani özellikle ceketini çıkarmamanı istedim. Çünkü onu birleştirmek ayrı bir maharet. Evet. Çok güzel. Beğendiniz yani. Yanıyorum. Ters mı kendisi efendim? Kesinlikle ters. Ve yani... Koko. Önce bu saç rengi çok yakışmış sana. Çok teşekkürler. Kıyafet çok sevmedim ama tam senin tarzı yani senin için. Sana yakışmış. O yüzden seviyorum. Ve tarz buldum. Kesinlikle tarz buldum. Çok sağ olun. Tarzsın hadi bakalım yıldızları kaptın. Evet hazır mısın Müge? Şöyle hazır düzelt mı? Saçlarını düzelt. Oldu mu? Hazır mısın gelmeye? Tarz olmuş mısın yeteri mu? Kadar? Tarzım. Hadi gel bakalım. Üzerinde yürümek. Ayaklarım biraz terliydi o yüzden kaydılar ayakkabı. Kaydılar mı? Kaydılar. Ne yapacaksın biliyor musun? Giymeden önce ayakkabının pudra. İçine pudra dökeceksin. Evet. İşe yaramadı mı? Pudra yoktu. Daha önceki aslında stilet tolarımda yaşamadım bunu. Bunu da yaşıyorum. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun böyle? Ben İzmirliyim. İzmir'i çok özledim. Çeşme'ye gidiyorum. Yaz geldi. Evet. Alaçatı'ya gidiyorum. Allah Allah. Parti'ye gidiyorum. Evet. Alaçatı'da. Evet. Böyle orada böyle yürüyebilecek misin sokaklarında? Ben giyiyorum. Zor oluyor ama bu Arnavut kaldırımları falan İzmir'de de çok var. Gazi evet. Kadınlar Sokağı da öyle. Birçok mekanlar da öyle. Neyse dön bakalım. Ne diyecekler sana? Efendim kendisi İzmir'in kızı olmuş mu? Çeşme'ye gidebilmiş mi? İdil, Serpil sonra sen. İzmirli kızların en kötü örneğisin herhalde şu an. Gerçekten. Neden? Ya şu bir kere sonradan görme kız çantasını ne olur atın artık ya. O çanta bir patladı gitti. Bütün sonradan görme kızlar o çantayı taktı. Gerçekten vasat duruyor. Ve üstündeki hiçbir tonla alakan yok yani önde fermuar detayı, şortunda fermuar detayı, kulağından bir şey sarkmış, buradan bir şey sarkmış, alıp küpemi bir yere çok alsan... beğendiğini söylemişti. Küpen ayrıyetten güzel, ona bir şey diyemem ama şu keşke an böyle o zaman sarkıt sarkıt söylerken deseydin, küpen olmamış deseydin, küpeni çok ama iyi küpen çalışmışsın. Küpen olmamış, ben bunu sana söyleyemem. Çalışmışsın. Ben buna karışamam, küpen güzel dedim zaten ama. Zaten sana bakıyorum, kendime bakıyorum, ikimiz çok bana ayrı, her zaman ayrı tarzlardayız. Biraz daha iyi bak Feyza. O yüzden Feyza yorumlarını hiç ciddiye almıyorum, ay, teşekkür ederim. Bad Girl geri döndü, gerçekten vasatsın. Yani buna da yorum yapmadan duramıyorum ben açıkçası. Ben sana cevap hakkı tanıdıkça sen daha çok konuşacaksın. Cevap hakkını ben senden mi ve istiyorum? Ve daha çok görüneceksin cevap hakkını orada. Senden mi susuyorum. İsteyeceğim burada? Sana susuyorum. Senden önce isteyecek çok kişi dinliyorum var. Canım. Dinliyorum evet, canım. Evet Serpil. Yani yaz değil mi? Çeşmeye gidiyorsun. Evet yaz. Yazın yani o giydiğin şortun kumaşı yazlık bir kumaş değil bence. Pişirmez yo. Mi seni? Yok. Ben rahatsız değilim. Bence pişirir yani. Ben pişerdim o kumaşla. Hani kot şort giysem evet olabilir. Ama o pişirirdi beni. Yanlış tercih. Bana yorum yapan kişiye bakınca hiç rahatsız olmuyorum. Ben de konsept olarak bile senin giydiklerini giymem yani emin canım olabilirsin. Benim giydiklerimi konsept her kadın giyemez zaten. Benim senin giydiklerimi şu, her kadın şunu, şu giydiklerini, benim her kadın giyemez sen çünkü ben kendimi öğren, yansıtıyorum. Beyaz, ben kendimi yansıtıyorum beyaz hayatım. Gömlekle ben kırık ayakkabı giymediğini öğren tamam mı? Ruhlarım var benim. Bir sürü ruhum var böyle. Hepsini ayrı ayrı yansıtıyorum. Bir gün farklı, bir gün farklı. Çünkü o ruh bende var. Sende hiçbir zaman öyle bir ruh seni. Olmayacak. Anladı ama biraz yanlış sende anladım. Hiçbir zaman öyle bir ruh olmayacak. Çantam dinliyor çünkü seni. Çünkü sende öyle bir ruh yok.
Anlatabildim mi? Ruhu olan kadın böyle şeyler yapabilir. Seviyoruz seni. Bay bay. Peki bir de biz bakalım bakalım. Buyurunuz. Cemil Bey, siz bakar mısınız böyle bir kız görseniz? Bakmadı bak. Bak, sormama fırsat kalmadı. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? 4 günden beri bakıyorum. Bak, biraz evvelki arkadaşlara da yorum yaptı. Yavrum, bir şey söylemek istiyoruz. Sen kimsin? Kimlerdensin? Kim? Yani şu üstündeki kılıkla ne çeşme uydu. Neden? Çeşmede çok var böyle kızlar. Ama onlar var ya. Bir tek şortum yeni. İşte ben daha önce bu kombini yani o ne var biliyor musun? Bu şey de uymuyor. Hani uyumsuzlukta uyum diyoruz ya. Hani bir uyumsuz ama uyum. Ben böyle seviyorum. Hani ben kafama gül de takarım. O da değil. O da değil. Bu yani hakikaten mesela ben ki çok açığım her şeye, adını bulamıyorum. Peki Koko, teşekkür ederiz. Tatlım, ben de aynı fikrim var. Her yaz ben Çeşme'ye gidiyorum her yaz ve bütün yaz oradayım. Ama hiç topuk ayakkabılar giymedim orada Alaçatı'da, çünkü sokaklar çok zor. Yani nasıl yürüyeceksin bilmiyorum. Çok bayan var aslında yürüyen. Biz giriyoruz onlara. Ben de yürüyorum. Bir köşede oturup giriyoruz. Çünkü Alaçatı'da bir yerde oturuyorum. Hı. Daha sonra başka eğlence olan, müzik olan mekanlara geçiş yapıyorum. Hı hı. Zor oluyor tabii ama yürüyorum yani. Zor, çok zor. Peki Umut'cuğum? Ben de mesela Şolt'un sendeki duruşunu çok sevdim. Bak, topuksuz sandalye. Bak de, Alaçatı'da Koko. Evet. Bakın, doğal bir genç kız. Yok yani zaten hani en fazla mantal topuk Alaçatı'da. Ya Sibel daha iyi bilir. O ay da. Ne şanslı adamsın Serdar yani. Gerçekten. Evet. Ne gerçekten. Şanslı bir adamsın. Ama Serdar da ne kadar tatlı. Hayır, o da yakışıklı ama ne evet. Şanslı bir adamsın evet. Yani yanında şöyle bir. Milyonlar aşık Serdar'a. Ay, Serdar'a da aşık ama yani Serdar da milyonların romantizmine içinden. Romantizmine nasıl seviyor karısını biliyor musunuz? Hayır. Maşallah. Bir de ayrıca hoşuma giden ne yani milyonlar aşık. Ama adam da en güzelini aldı hayat. Evet. Arkada da yalnız topuklu giyen bir bayan var görüyorsunuz. Ama bayağı kalın bir topuklu. Pişman oldu kız, vallahi Alaçatı'ya gittiğine gideceğine pişman oldu. Tatili zehir oldu. Zehir oldu yani. Yani bir taraftan yani. Bir gezim yani seni görüp de dönmeyecek bir Türk erkeği tanımıyorum. Vay bu da. Yani, teşekkür ederim. Yok sen burada, standart bir Türk erkeği ben. Değilsin. Hayır sen standart bir Türk erkeği değilsin. Şimdi Çeşme'de Müge geçse bir sürü Türk erkeğinin önünden nefis bir vücut. Çok seksi gözüküyorsun. Ama tarz değilsin. Bak, aynı hikayeyi senden bir kere daha dinlemek istiyoruz bence. Bize tamam. Gerçek Alaçatı stilini yansıt. Tamam. Bir dahaki sefere tekrar Alaçatı yapabilir miyim? Bir ya bence jürinin olarak. Özel izniyle evet. Yapsın. Dur bakalım. Bir dahaki sefere Alaçatı stiliyle olması geliyorum. Gerekeni yap. Tamam. Şimdi nasıl olmaması gerektiğini gösterdim. Tamam, peki. Tamam. Teşekkür ederim. Peki, tarz mı efendim kendisi? Tarz değil. Koko. Maalesef. Tarz değil. Tarz değil. Tarz değil. Sizden hiç tarz alamadan benden elenebilirim mi? Bence. Benden alamadın mı hiç? Hiç alamadım. Hiç. Aa, öyle kolay hiç değil. Hiç farkında değilim. Hiç hello, alamadım. O biliyorsun yeni nesil, senin geçen nesil. Geçen programa size hazırlandım. Derken? Sizden çok spor, işte bereler, bol tişörtler seviyorsunuz diye. Ben de bere kullandım. Ya bir de o geçen seferki stilim benim tam uzmanlık alanım olan bir stil olduğu için... Ben çok daha fazlasını bekledim. Ama hepinizden tiyolar alıyorum. Ayrı ayrı uygulamaya çalışıyorum. Şu anda da sana birazcık torpil geçtik. Onu iyi değerlendirmeni bekliyoruz. Beklentimiz çok yüksek. Tamam. Peki hadi hoşça kal. Görüşürüz. Ve Duygu Harman geliyor şimdi. Bakalım beğenecek miyiz? In the puddle, it's Nikki, full throttle, it's oh. Swimming in the crowd, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping, I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. Şu an gelmeyi.
Niye gülüyorsun? Ya ben birden öyle bir seslendiniz ki nereye gideceğimi unuttum. Olur bazen. Net ben... çok uzağa değil, yanıma geldin bir tur atıp. Grafik, ben bu sefer artık oyunculuğu da bıraktım. Ha, bıraktın. Manken olmayı da bıraktım. Tamam. Ha. Ben grafikerim. Evet. Bir iş aldım. Tamam. Ofisime gidiyorum. Toplantı yapacağım arkadaşlarla. Böyle bir iş aldım diye rekten başladım ama olmadı galiba. Ha, başına iş aldın şimdi bak. Şimdi anlamadım yani. Bir şey yapmaya çalışıyorsun fakat yaptığın şeyi bir oturtalım. 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 Tamam. Sen reklam ajansın var. Evet. Grafikerim ben. Grafikersin ayrıca. Bir iş ofisine aldın. Ofisine gidiyorum. Ofise giderken böyle giyindin. Toplantın var. Evet. Nasıldır grafikerlerin böyle bir değişik bir tarzı var mıdır? Değişik bir tarzı aslında ben baktım. Yani bu şekilde giyiniyorlar. Ceket yüksekler. Ceket giyiniyor grafikerler. Yani toplantıda biraz da kendi tarzına hafif derli toplu ama ama ceketim de var ama aynı zamanda da biraz da havam var. Hı hı. Onu da bırakmadım ama aynı zamanda da ciddiyetim var. Evet. Oldu mu? Nasıl biliyor yani? Sinirleri bozuldu bunun. Peki tamam arkadaşlar. Hadi Ecem. Evet. Bir ceket. Ha bebeğim söyle canım. Susarsan. Bir ceketi neyse, biri herhalde bu kadar kötü taşır. Çok ucuz. Çok kötü. Saçlar da bir o kadar berbat. Hiçbir yere beğenmedim, bir yerini beğenmedim ve zaten sen de nereye gideceğine karar verememişsin. Kusura bakma canım, heyecandan unuttum. Senin gibi taşıyamadım. Le yapar ceketim şöyle. Taşıyamadım ben, yani. Ben mi öyle? Evet. Aha evet canım. Biraz daha çalış. Başka bir şey var mı? Beğenmedim. Teşekkür ederim. Evet Serpil. Kötüye gidiyorsun ya. Ben senden daha iyi bir performans bekliyordum ama hani kusura bakma, ya. Kusura bakma. Hayır tarz kızsın ya. Hani böyle saçlar falan. Evet. İmajsın yani. Evet. Kendi imajını ben tam anlamıyla yansıttığını düşünmüyorum. Çünkü senden daha uçuk bir şey bekliyorum. Daha tarz, daha ben buyum. Ama sen gitgide kötüye gidiyorsun bence. Bekle canım, ben her zaman burada olacağım. Üzgünüm. Sen görürsün, ekranlarda izlersin beni. Bence bugün gitgide kötüye gidiyorsun. Ekranlarda izlersin beni, ben her zaman burada olacağım. Ben seni böyle de izliyorum hayatım. Sıkıntı evet yok. Lidya. Seni hiç beğenmedim. Ne topuk boyunu, ne o tight mı? Pantolon. Pantolonun paçasını çok uzun kalmış. Ne ceketini, ne kolyeni, saçını denemişsin, saygı duyuyorum. Çantan hani neyin tarzını yansıtmaya çalışıyorsun madem toplantıya gidiyorsun? Madem o ceketi giyiyorsun o zaman neyin tarzını yansıtmaya çalışıyorsun anlamadım. Seni bugün hem anlamadım hem beğenmedim. Olmamışsın yani. Kendi evet. Kafan karıştı ya galiba üstündeki kıyafetle. Bence benim senin de karıştı. Anlayamadım. Ben en tamam, azından denedim, ben en azından başkası farklı bir şey göstermeye çalıştım. Evet Çağla. Öncelikle ben senin tarzını normalde çok beğeniyorum. Hatta geçen beyaz ceket elbise giymiştim. Ben onun aynısını buldum ama almadım. İçim gitti almadım. Ama hani konsebine uygun değil. Neden? Çünkü sen bir toplantıya gireceksin. Çanta hiç uyumlu değil. Bir de o çantanın üstündekiler sen mi yaptın? Gözlük falan. Sen mi yapıştırdın onları? Gözlüğü ben taktım. Farklı renk gözlüktü. Farklı renkte bir gözlüktü. Ben gözlüktüm. Ben senin üzerinde sadece pantolonu beğendim. Çünkü o kadar güzel fiziğin var ki pantolon tam oturmuş. Ama ceket, çanta, ayakkabı hiç olmamış. Teşekkür ederim. Peki. İde son olarak bir cümle alalım. Saçlarına bakmak bile istemiyorum. O yüzden Coco Hanım'ın güzelliğine bakarak konuşuyorum. Saçların ibibik gibi olmuş. Çok komik olmuş. Hiç güzel olmamış. Gerçekten ibibik gibi olmuş. İki de boyu oraya tavus kuşu kuyruğu olsun. Ceketin de iğreti durmuş. Ay Allah'ım konuşamayacağım, bakamıyorum. Görüşürüz. Hiç değilse ben jürinin dediklerini yapıyorum. Ahi tamam. Ahi tamam, evet. Tam bir taklitini yaptın yani şu an. İsim veremeyeceğim de. Peki hadi bakalım Duygu. Umut çok tıklattın. Konuşmak mı istiyorsun? Evet. Tim Burton övü gelin. Saçınızı geriye tarayın. Güzel olmuş. Onu sevdim. Tavus kuşu olmamış mıyım? Yok. Güzel olmuş. Saçlarım güzel olmuş. En azından biraz olsun değişmiş. Pantolonunun duruşunu da çok sevdim. Çok güzel olmuş. Aşağıya doğru inişi, ayakkabıların ama ceketinden falan aşırı nefret ettim. Ya ben normalde... Renginden falan da.
Normal bir de yani o muskanın yani umut sözünü keserim. Bu muska şeklindeki kolyenin senin boynunda ne işi var? Yani neden? Ama ne onun var? Hep bir kolyesi var. Ben düşkün şeyleri çok seviyorum aslında. Yani şöyle de gösterebilirim. Duygunun kolyeleri yani. Meşhur. Anladık şunu da gösterebilirim. Mesela benim küpem de böyle. Ben üçgen şeylere bayılıyorum. Yani takıda keskin şeyleri seviyorum. Bir şey söyleyeceğim ama küpede üçgen güzeldir. Güzeldir Olur, yani. Neden ben ölü gelin dedin? Neden ölü gelin yani dedin? Yani böyle çok renkler çok böyle cansız ve ruhsuz. Keza ben saçı canlıyım. Da öyle olduğu için bir yani şeydi tabiri caizse bir benzetmeydi. Nasıl yani böyle mi? Değil tabii ki. Olabilsem sevinirdim. Hayır yani. Ya benim söyleyeceğim şöyle bir şey var. Seni bölüyorum belki ama hani yok, demin Hüseyin dedin ya tarzının dışına çık. Hayır, tarzınızda inat edin. Ama tarzınızla bizi şaşırtın. Dediği gibi tarzınızın üzerine koyun. Yani sen zaten... o ceket bak orada otururken bile ben bu ceketin içinde o kadar rahatsızım diyorsan bize kendini inandırmana ihtimal yok. Sen içinde rahat ettiğin... beni sıkması ya da germesi ama... değil. Bunu ben hani ben bunu normalde giymem. O zaman gelme ben... bizim önümüze evet. giymeyeceğin bir şeyle. Tabii. Biz seni istiyoruz, senin tarzını istiyoruz. Ama beni her şekilde görmenizi Hayır. istiyorum ben. Her şekilde ama senin her şeklinde, senin içinde rahat hissedeceğin normalde, gecede, gündüzde, abiyede, sporda giyeceğin kıyafeti istiyoruz biz senden. Hı-hı. Bak Buse'ye. Yani evet o dün abiye görmedim diyorsun ya o dün abiyeydi. O Buse'nin abiyesiydi. Topuklu giymişti. Ben kuru abiye meyvelerle diye bir kelime söylemedim. Vardı. Ben sadece evet. topuklu biraz vardı. Kendini değiştir dedim. Her zaman dedim kendi tarzına kendini gelme. Kendini değiştiriyor kız. Zaten... Kafasını turkuaza boyamış. Olur daha mu? Ne istiyorsun? Senin ne dediğini olur mu yani? Konuşmuyoruz orada zaten. Orada ne kadar an. Yanlışsın. Ceketini çıkar. Çıkar çıkar. Sağ ya böyle bir... Müsait body'nin, değil herhalde. Böyle çıkarmaya bir müsait mi ceketin? Yok hadi, müsait böyle değil. Bir ayakkabının üzerine... Giyilebilecek ceket, en iyi ceket askeri bumble cekettir. Ne şöyle diyorsun Sibel? Evet. Hakim yaka. Ha şöyle gelseydin Aynen. bile daha evet. hoştu. Bu bile iyi. Bu bile sen. İnan bana Tabii. bu bile iyi. Şöyle kolyeyi de çıkar. Kolyeyi çıkar evet o kolyeyi çıkar. Küpemi takayım mı? Takabilirsin. O çünkü o net üçgen. Chloe sen ne diyorsun? Ben... dün senin elbiseyi çok sevdiğimi biliyorsun ve bugün çok merak ettim yani ne giyeceksin evet. bugün. Ama sıkıldım yani iki gün önce tam siyah giydin ve bugün tam siyah giyiyorsun. Nasıl? Yani kötü değil ama tarz mı? Değil. Tarz mı? Ya, hiç. Tarz Benim değil. Için tarz. Sibel, baş aşağı bugün. Teşekkür ederim. Tarz değil. Teşekkür Coco. Ederim. Ben yarın renkli bir şey istiyorum tamam. Tarz değilsin bugün maalesef. Umut. Sana çok çılgınca bir şey söyleyeceğim. Evet. Ama ister dinle ister dinleme. Yani saçlarını 3 numara yapsan çok ben daha güzel olur. Ben burayı 3 numara yapmayı düşünüyorum ama. Tamam. Senin yüzünden Simpsonlar göreceğiz buralarda. Biraz daha biraz daha canlan ya. Vallahi. Çünkü bir şeyleri çok güzel taşıyorsun. Biraz daha canlan. Peki Duygucuğum, yıldız alamadın ne yazık ki. Tarz mı değil mi Umut son olarak? Bak. Tarz değil. Ama bunu da yapmayın yani. Tamam aynı. Diğeri iyiydi aynı. Ama bu da nedir yani? Allah aşkına fotoğrafını koy yanına aynı. Neler? Aynı fotoğrafını koy aynı. Tarz değil dediniz. Üzgünüz. Güle Teşekkür güle. Ederim. Peki Ecem gelecek. Ecem Akkaya. Evet. Leopar ceketinle hazır mısın? Hazırım. Haydi bakalım. Evet. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ne yaptın o kameraya orada? Ben de iyiyim. Ateş ettim. Kimi öldürdün? Konseptimle ilgili. Ha konseptinle ilgili. Evet. Yani olayı canlandırdın orada. Şimdi bana anlatacaksın. Aha. Dile dökersek ne var burada?
Duydum ki geçen hafta yollarımı ayırdım ex partnerim. Evet. Benim mekanlarımda, benim ortamımda küçük flörtlerde bulunuyormuş. Bir dakika şimdi böyle ex partner falan filan diyoruz. Ya, çok güzel de ben hemen bir Türkçeleştirmek istiyorum. Eski erkek arkadaşın seninle evet. beraber gittiği yerlere başka kızlarla gidiyormuş. Evet ve üstünden 5-6 gün geçti. Sürekli telefon alıyorum. Ben bir mekana bakmaya gidiyorum. Yapma ya. Evet. Sinirlisin yani. Bir kendimi göstereyim. Hollywood'da öldürdü herifi. Aldı milyonları. Şimdi genç bir adamın peşinde diyorum. İnanmıyorum. İnanmadım. Peki burada bak o zaman bugün aşk acısı yaşamak değil de ayrılık acısını hala unutamamış. Haklı ya da haksız Hayır. olsa. Ben ayrıldım. Sen ayrıldın ama. Ama benim mekanıma gidemezsin. Nerede kalın? Gidemezsin. Benim gelmeyeceğim yerde istediğini yapabilir. Ya benim mekanım derken neden benim, bahsediyorsun? Benim arkadaşlarımı ve her zaman gittiğim onu... Büyük bahşiş mi bırakıyorsun? Sahibimsin. Hayır Aracımı değilim. İstediği yere girerler. Sibel, büyük bahşiş bırakıyor orada. Ha. Hayır. Senin gidemez. Sözün geçiyor Mekanda orada. Ümmet evet. var. Sahibi arkadaşın mı? Benim sayemde gidebildiği yerlere bensiz gidemez. Vay. Hele flörtler ben asla. Ben adam ettim diyor. Vay. Asla. Çok niye gidemesin canım gider çocuk. Evet. Çok benzeşiyoruz. Hayatımda benim de böyle bir kaidelerim vardır. Ayrılınca bırak onu 3 sokak arkadan bile geçemez. Geçemez. Gözüme görünme durumu yani. Katiyen 3 sokak yok muhit yok. Peki. Yani bu ruh halindesin. Tabii telefon geldi. Hı. Hemen dedim ceketimi alıp çıkıyorum. Ceketi aldın gidiyorsun. Çıktım evet. Peki hadi bakalım. Dönelim bakalım. Hikaye. Oo ne oldu hepiniz Ecem'i mi bekliyordunuz? Çift el buyurunuz. Diyorum ki adamın seni neden bıraktı? Ben ayrıldım tekrar. Ha sen mi ayrıldın? Evet. Ay sen ayrılmasaydın o 2 gün sonra ayrılırdı zaten. 3 senedir beraberdik biliyor musun? Gerçekten. Ay ama adama iyilik yapmışsın. Sen iyilik yapar mıydın? Ay her neyse. Gene giymişsin leoparını hır hır. Orada da benim hareketimi yaptın gördüm. Fragmanlarda hep ben yapıyorum bunu. Benden rol çalmaya çalışmadın. Asla ben. Öyle bir şey o olamaz benim hareketim. Sakın öyle bir daha şey görmek yok. İstemiyorum onu. Hayır lütfen. Hayır hayır. Az önce biraz sonra tekrar yapacağım. Nasıl yapılıyormuş ona da dikkat et. Atış bak ben taklit yapmam tamam daha mı? Daha ileri doğru kıvılcım çıkartarak üfleniyor. Bak çantamla bu kadar. Bana daha çok yakışıyor bence. Bak tatlım. Bir şey daha tam söyleyeceğim. Tamam tut. İleri doğru, kıvılcım saçarak. Bak sen saçarak. Şimdi saçını tarz yapmışsın ya. Anladın? Kazımışsın ya buralarını. Ben onu 15 yaşında yapıyordum biliyor musun? Ay canım benim ona ya. Ona güvenip o saçlarını da açma. Yapıyordum. Evet. Daha Ay. Stil olmamıştı, popüler olmamışken ben Senin yapıyordum Türkiye'de. Senin saçını yaptırsan da görünmez ki zaten. Manda yuva yapmış, söğüt dalını aman aman. Yani yavrusunu da sinek kapmış. Gördün mü, evet, gördün mü? Evet, kendine yakışan yorumları yapmaya devam ediyorsun. Ay, orada bir koreografi yazayım. Devam ediyorum ya, geldi başka? Keyfim yerine seni görünce. Devam et. Senin dolabında kaç tane leoparlı kıyafet var? Dolu, bütün sezon bende. Değil mi? Sonradan evet. sonradan görmelik böyle bir şey oluyor. Sonradan mı? Sonradan mı buldun parayı, ne sonradan, yaptın? Evet, aha. evet. Hepsini leoparlı. Belli bana oluyor diyorsun bence. 7 yaşından büyük giyiniyorsun diye. Vallahi yemin ederim anneme versen bunu götür, bu ne demode der yani. Bana yakışıyor. Allah rızası için ya. O ayakkabıları giyen kız o ceketle yani bak gerçekten konuşmak istiyorum. O kadar kafamı karıştırıyorsun ki. Yani yani konuşamıyorum. Ultu başka bir şey yok sende. Alalalalala. Peki Buse. O avizeyi de çıkar evet. Allah rızası için. Yani kafamda kurduğum kadın karakterine bakıyorum ve olsam nasıl kombinlerdim diye. O ceket çok alakasız. Ama işte sende de uyumlu bir şey arayamıyorum. Gerçekten arayamıyorum. Çünkü böyle bir karaktersin, böyle yansıtıyorsun. Evet. O pantolon da olmamış. Peki duygum. Ben şimdi anlıyorum o öndeki hareketi neden yaptığını. Çünkü üstündeki leoparı öldürdün. Giderken değil mi? Üzerimdeki öyle leoparımı miydi? Öldürdüm. Evet, o hareketi o yüzden yaptın çok değil mi? Çok saçmalıyorsun. Ben bu arada çok vejetaryanım. Çok güzel canım. Çok güzel gösterdin bana. Hiç başka ceketini. Yerlere yansıtmayalım konuları. Benim kürklerim fake Senin fakat... Senin kürklerin. Tamam mı? Evet. En iyileridir. En bunları iyileri. Saçma yerlere saptırma bence. Saçma yerlere saptırmıyorum. Sen normalde o hareketi yapmıyordun. Ben de diyorum Şimdi ki o hareketi o kürkü öldürmek için tamam. yaptım bebeğim. Sessiz kaldın bana mı sarıyorsun? Yo sessiz kalmadım. Daha önce de konuşuyordum. Sana neden sarayım ki? Senin ben belki biraz vardı. Popüler olabilirim o yüzden. Popüler mi? Senden Papucum daha. Papucum on demek istedim. Tamam. Kendine yakışanları yapmaya devam et. Yapıyorum da zaten. Evet. Sana sormayacağım. Aman aman yavrusunu sinek kapmış gün.
Amanin amanin amaneye yandım. Tiridine 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 bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine suyuna da bandım. Amanin amanin amaneye yandım. Tiridine 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 bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine 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 bandım. Allah. Gelsin başlayalım madem öyle konuşmalar başladı. Şu anda bütün role büründün. Yani o kadın olarak geldin karşımıza. Ve ben gerçekten hissediyorum. Evet, o mekanı basmaya gittin sen şu anda. Evet. Sende olmayan tek şey ne biliyor musun? İsmin. Böyle bir kadın ismi Ecem olamaz yani. Suzan falan, hani Suzan Avcı'dan hareketle. Ecem olmuyor sana. Bak ismini değiştirmeyi düşün. Ya bu çok, konuda çok kadar sevimli. Güzel bir şey söyledin ki. Değil mi? Ecem değil yani. Yok, Neriman asla da olabilir. Neriman, Suzan. Suzan. Neriman. Suzan değil mi? Yani. Tabii canım. Suzan. 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 Mela, Necla. Necla. Ne bilirsin sen yani? Gerçekten de bak Ecem olmuyor. Bence kaderini değiştirirsin ismini değiştirdiğin gibi. Ben ismimle burcumun çok yani enteresan bir şekilde aynılar, tesadüf. Kraliçem anlamı. Burcumla da uyuyor. Burcum neydi senin? Aslan burcuyum. Hı. Herhalde en çok adımı ve burcumu seviyorum. Sana baktığım zaman ben de Ece görmüyorum. Mesela bak Ece'den de Ecem. Ecem kimsenin Ece sahibi bak, olamaz. Sana kimse kızım. Ecem diyemez. Öbürkü, bu karaktere kimse benim bir şeyini biliyorsun değil mi? Benim sahip evet. olmaktan. Evet. Ecem, Ecem sen sahip olunamaz bir kadınsın. Evet. İyi bir şey söylüyorum. Anlıyorum ama o yüzden seviyorum. Sen Ecem adımı. Değilsin. Suzan'sın. Ecem. Suzan ya. Hayır. Sana ne Suzan Suzan'sın diyeceğiz. Abi sen? Adımı değiştiriyorsun. Ecem Akkaya diyelim. Peki Suzan belki bugün mu? Nasıl giyinmiş? Suzan. Suzan. Avcı gibi giyinmiş. Ecem tarz Akkaya. Mı kendisi? Nasıl yani? Olmuş mu hikayeye göre? Yani tabii neresinden... Güzel bir isim buldum ona. Sadabat Nuriye. Ah Nuriye. Sadabat Nuriye. Küpelerini sevdim. Ben hemen bitireyim. Ceket sanki biraz daha uzun olsaymış, böyle kapatsaymış açalım pantolonu mı? Daha iyi olurmuş. Böyle biraz düdük gibi kalmış üzerinde. Düdük? Ha, mi dedim? Düdük. Küçük yani, küçük kalmış. Ama onun dışında evet, uyumsuzluğun uyumu yine istikrarlı bir şekilde devam ediyor üzerinde. Teşekkür ederim. Sen sensin yani. Evet. Evet, ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani giyer misin o ayakkabıları? Giymem. Ama sende çok güzel. Yani senin o kendi kişiliğini her seferinde görmek beni çok hoşnut ediyor. Çok teşekkür ederim. Ve konsepte o kadar uygun giyiniyorsun. O kadar yaşatıyorsun ki o bakımdan da ya bravo diyorum yani. Çok mersi. Çok mersi. Çok güzel. Kokucuğum. Kötü bir şey söylemeyeceğim. Merak etme. Bir şey söyleyebilir miyim? Sizin için topuklu ayakkabı giydim. Biliyorum. Evet. Biliyorum. Görüyorum. Bakıyorum. Ama saçın bir şey istiyorum. Can you put everything back like onu this? Onu ben de istiyorum. Lütfen. Evet. Şimdi. Şimdi mi? Tamam. Yok yani aç. Aa, ama nasıl çok toka var ve... Tamam o zaman böyle yap. Yok olmamış böyle. Olmuyor. Aslanın yeleleri olsun mu biraz? Neyse saçın her zaman çok karışık ya. Evet. Ben çok şik bir topuz görmek istiyorum sana tamam. da. Bu kıyafetler çok daha güzel olabilirdi. Önletip o zaman. Çok evet. çok daha güzel evet, olabilirdi. Evet. Ama... Kötü bir şey yok. İlk defa wow. yani seviyorum. Nefret etmedin değil mi? Nefret edemiyorum. Nefret yok. Nefret yok. Sen Umut'cum sevdin mi? Ben de yine sevdim ya. Uf. Kendime de kızıyorum her sevdiğimde ama. Evet. Neyi seviyorum diye seviyorum neden abi. Neden kızıyorsunuz? Yani şeyi sevdim aslında. Hani çantanın rengine o zümrüt yeşil ve ovuşu leoparla olan ayengini sevdim. Bir ayeng var aslında bugün sende. Tarz mı diyeyim efendim? Tarz. 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 İlk defa tarzın diyorum. Teşekkür ederim. İlk defa bak Coco'dan geldi. Umut'cum. Çok tarz. Mersi. Hadi bakalım. Hadi Suzan.
İdil gelecek şimdi. Siz hazır mısınız onu görmeye? İdil'i. Bakalım. Seyircilerimiz de görmeye hazırsa İdil Naz geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bu kamerayı sevmenin içgüdüsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa sen... Evet, çok seviyorum. Ne zaman öğrendin bu kameranın sen karşısında böyle yapmayı? Burada. Kaç günde? 3 günde. Nereye gidiyorsun gerçek bayan? Şimdi ben dans gecesine gittim ya. Çocuğu görmeye. He. Çocuğu gördüm. Evet. Çocuk başka kızla konuşuyordu. Gene Ecem gibi ben de vasat bir durum yaşamışım. Çok onunla pişti olmaktan hoşlanmadım ama artık oluşturdum konsepti. Ha, peki. Gördüm başka kızla. Sonra çekinini gördüm çocuğun. Böyle bebekle falan gece dışarıda durursun hani ama şey değildir. Gece kulübü değildir. Konuşursun, muhabbet edersin ya. Öyle bir yerde dışarıda duruyormuş. Arkadaşım gördü. İdil'cim dedi gel. Gel dedi. Ben de dedim ki hemen giyinip geliyorum tatlım. Or gecede olmadıysa burada olur dedim. Anladım. Gittim. Mekanı bir nevi evet, kolaçan etmeye gidiyorsun. Ama gece kulübü değil, sadece akşam üzeri. Anladım. Sportif arkadaşlar muhabbet ediyorlar. Akşamüstü. Akşamüstü. Hava aydınlık. Hayır yani 8-9 falan. Akşam olmuş. Ama ben oraya gideceğim 10-11 olacak. Evet ama gece kulübü konsepti değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım, gece kulübü kafe tarzı yani kafe bara dönüşen tarzlardan. Evet gibi. Anladım. Aynen öyle. Anladım, tamam. Şimdi biraz oturttuk sanki değil mi? Aynen. Evet, çünkü akşamüstü dersen şimdi demeyelim. Evet oturttuk. Hem de İstanbul'da. Evet. Peki. Önce bir dönsün. Ay döneyim, hepsinin elleri havada şu an hissediyorum. Peki iyi, dön. Ay merak ediyorum. Aa, gördüm. Peki hadi Müge. Neyin kafasını yaşıyorsun? Kendi kafamı yaşıyorum. Belli zaten ya. Sana acil bir şekilde telefon gelmiş herhalde. Açmışsın dolabını mı? Apar topar giymiş çıkmışsın. Yok ben halinden gayet memnunum. Yırtık bir bulijin giyip üstüne transparan. Şu kollardaki lastik ne ya? Senden 5 yaş büyüğüm, o gömleği hayatta giymem. Giyme bak, zaten. Sen benim gibi taşıyamazsın. Bak. O yüzden giyip bunu rezil etme. Giyme zaten sen pardon, bunu. Pardon, bu 1.80 mi? Değil. Değil. Sen zaten bu ne gömleği giyme rezil edersin. Görüyorum şu an neyi ne yapacağını seni. Senden daha renkliyim en azından. Renkli olmak iyi olmak mı demek? Senden daha renkliyim. 19 yaşındasın. Şuranı bağlamışsın talebeler gibi. Daha talebesin ama doğru. Sen bunu anlayabilecek görüşe sahip değilsin. Ama şu kollardaki lastik... O gümüş bir kemer. Ya benim gardırobum böyle bir kemer yok İdil. Cahil kalmışsın. Sana yorum cahil kalmışsın. Spot ışıkları size konuşuyorum. Cahil dinlemeyecek misin? Gerçekten oraya konuşmak istemiyorum. Ay Bad Girl, içime geri döndün. Beni dinler misin? Ya dinliyorum da. Ben konuşacağım. Susarsan konuşacağım. Ha canım konuş. Ha, konuş. Hadi. Evet müsaade. Hadi. Buyur. Kemerin çok kötü. Kotun ben bir kere bayıldım. Güzel, evet. Kotun tek parça güzel. Ben senin gibi çalışıp beğendiğim şeyleri buraya gelip beğenmedim. Ben yazıyorum içeride. Ajandan var orada yazılı hepsi benim. Buraya gelip neden? Okuyorum. Daha fazla görünüyorsun. Olsun, bana da söz hakkı tanıyorsun. Ben de sana, sen bana yorum yaptığın için daha çok dikkat ediyorum. Evet, normalde hiç dikkat bütün çekmiyorsun. En azından benden azıcık prim yap. Bütün ne, dikkat mi çekmiyorum? Geleyim mi yanına? Gel, hadi gel. Hadi gel. Alaçatı'da böyle ben seni görsem var ya gelin krize girerim. Bak. Gel. Bakıyorum, görüyorum. Hiçbir şey göremiyorum aslında. Ben senden ne Casper görüyorum? Yani içinden geçecek elim neredeyse. Öyle o kadar bozsun şu an. Neyse Müge'cim, senin yerine alalım kameralar gel. Kameralar görüyor zaten. Ay benimle aynı kareye girdin. Onu çekip paylaş tamam mı? Azıcık ekranda film da göreceklerdir. Benimle aynı kareye girdin. Neyse ya, ben kıyafetinle ilgili yorum yapacağım. Peki Müge, teşekkürler. Bu kotu var, ben giyeyim. Ödünç var, giyeyim. Onun nasıl kombin yapıldığını ben sana göstereyim. Tamam. Tamam mı? Peki Aygül. İdil'cim. Üstündeki parçalar teker teker çok güzeller. Hı hı. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bizim lisede basketbolcu çocuklar vardı. Çok da yakışıklılardı. Okul çıkışlarında sen böyle varoş kesimlerden kızlar gelirlerdi, tamam mı? Ya sen bu varoş kesimlerde çok dolaşıyorsun. Oralarda mı takılıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Senin ben oraları bilmem, benim oralarda işin beni yok. Beni dinler misin? Beni dinler misin? Sportif boş görüneyim diye kalkıp orasını burasını kesen ama dibine kadar kesemeyen.
Ondan sonra kalkıp oradan bir kemer geçiren pantolonun düşmesin diye. Sonra bu zaten üstündeki gömlek klasik bir şey, anlatabiliyor muyum? Onu onunla giyemezsin. Şu an resmen bir erkeği tavlamak için ucuz giyinmiş bir kadın gibi görünüyorsun. Sana sadece bunu söyleyeyim. Bana bak, beni oraya getirtirme. Tamam mı? Sen bana bir baksana. Ne dedin? Sen bana bir bak. Arkadaşlar. Sen bana bir bak. Hadi gel. Gel canım. Sen bir bana baksana. İki saattir yanında oturuyorum, bir şey yapmadım. Burada mı bir şey yapacaksın? Nedir bu terbiyesizlik? Nedir canım, bu terbiyesiz? Tam bana bir baksana. İdil, tam bana bir baksana. Tamam, konuyu kapatıyorum. Bir bak. Jürinin karşısına geçebilirsin. Aferin. Bak, böyle güzel bir şekilde bak. Biraz daha bakmaya devam et. Belki bir şeyler Ecem öğrenirsin. Tamam mı? İdil'cim gel bakalım. Uyarı yapmamıza gerek yok. Gerekli uyarıyı alacaktır o. Merhabalar. Ben fazla ilk önce başlayacağım. Tamam, ben başlayayım. Sen başla. Nereye gidiyordu? Ben her şeyi unuttum. Akşam üzeri yani 8-9 gibi... yani Bebek'te böyle kafe bar tarzı, hani dışarıda arkadaşlarla muhabbet, sohbet. Peki. Ama hani içerisi kulüp, ben dışarıda oturuyorum gibi. Anladım. Gece kulübüne değil yani. Gece kulübü değil, evet. Kafe. Evet. Öncelikle transpavan gömmeğinin içindeki strapless penye o kadar kötü gözüküyor ki, o kadar ucuz duruyor ki, üzülerek söylüyorum, diyebilirsin ne giymeliydim diye. Yani çok güzel bir sütyen giyebilirdin ya da askılı çok güzel bodiler var. Sütyen denedim aslında, biraz fazla buldum sanırım. Bu da aynı yani kısmen sütyen aslında. Strapless adı. Strapless penye. Cinine gelince hiç sevmediğim bir yırtma şekli diyeyim. Yani bayağı kötü yırtılmış işin gerçeği. Yoksa kalıbı o kadar kötü değil ama o yırtıklar bayağı bir kötü gözüküyor. Onun dışında kemerin iyi mi kötü mü onu anlayamadım. Çantam fena değil. Çantada bence zaten dünya markasısın. İyi gidiyorsun. İyi bir imza atıyorsun yani çantalarında. Bu kadar. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki Koko. Selam. Selam, merhabalar. Saçlarımı topladım bu arada Umut Bey, çalı süpürgesi değil. Beğendim. Saçlarını bugün, saçlarını da çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama tartışmanızdan dolayı artık ambeve oldu kafam. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Aynen. Haklısınız. Tamam. Ben hatırlatayım dedim, sizin için topladım çünkü. Farkındayım, saçlarına hiçbir şey demedim zaten ama güzel gözüküyorlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki Koko. Tamam, üstünde o kadar kötü değil ama bu pantolon ve bu kemer hiç. Hiç sevmedim. Atayım hemen. Lütfen. Hemen. Görmek istemiyorum. Yani buraya kadar bir siyah pantolon çok daha güzel olabilirdi. Buraya kadar yani. Yukarıya kadar. Evet, yukarıya kadar. Sadece ben çantayı sevdim. Teşekkür ederim. Başka bir şey sevmedim maalesef. Teşekkürler, sağ olun. Peki Cemil Bey? Ben yani... Onu hep söylüyorum, kendini büyütmek istiyor. Hatta böyle yırtık bir cinde bile, çok genç bir şeyde bile illa kendini yaşının büyük bir kadını yapmak istiyor. Çünkü onun yaşının bluzu değil bir defa. Evet. Yani hem o içindekiyle ve senin yaşının değil. Yani bu iyi kalmış, spor yapmış, bir 30 yaşında kadının ancak giyeceği, altına da bu pantolonu giymez zaten o. Hani siyah bir krep pantolon giyer. Bir de böyle bu hem çizme hem önü yırtılmış da şeye benzetiyorum yani hani zavallı beş parasız kalmış da ayakkabının burnu yırtılmış var ya modeller, onlar gibi sevmiyorum o modelde. Yani sende bu yırtık blücini de bravo, nasıl 30 yaşında giyinebilirim diye düşündün. Yani bravo, bir başarı, onun için hiç sevmedim. Yok oldum burada gerçekten. Peki Sibel'cim. İdil, ben bugün hayal kırıklığına uğradım. Çünkü dün nereden hangi hashtag'e tıkladım bilmiyorum ama senin Instagram hesabına girdim ben. Ve nefis fotoğraflar gördüm orada. Ve dedim ki vay be, bizim İdil'e bak ya. Nasıl güzel bir kızmış ve hani nasıl da potansiyeli varmış dedim. Ve beklentimi yükselttim kendi kendime. Ama bugün gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Yani senden böyle bir utandım. Şey gerçekten beklemiyordum. Yani gerçekten hani şöyle, hani çabuk gel çocuk burada kıyafeti bu. Hani alelacele tuttuğunu giymişsen okey. Ama hani asla bir tarzdan bahsetmemiz mümkün değil.
Yani o üzerindeki fiyonklu gömlek, yaşı çok büyük, jean, ayakkabı aynı şekildeyim Cemil Bey'le. Hiç sevmiyorum bu ayakkabıları. Sen bu değilsin. Nefis tenis oynarken süper fotoğraflarını gördüm. Bir gün tenis maçına gidiyor gibi gel buraya. En doğal halinle. Aklımda. En doğal halinle gel. Çok güzeldi o fotoğraflar. Teşekkürler, çok sağ olun. Ne büyük ama şans bakmışsınız. Bugün hiç tatmin olmadım. Şarj mı? Çok utandım. İnşallah bir sonraki gün çok daha iyi geleceğim. Tamam. Kusura bakmayın. Evet, yani senden beklemiyorum. Bugün tarz değil. Biliyorsunuz. Daha iyi gelmeye çalışacağım. Teşekkürler. Sağ olun. Tarz değil dedi. Sizce efendim? Ben değil. De kendime yapıyorum hemen. Coco. Tarz değil. Tarz değil. Hemen döndüm kaçtım. Hemen kaçtım. Kaçtım. Coco ya böyle çok biz şey olduk ya şimdi böyle moralimiz bozuldu bir anda. Şöyle bir Serdar Ortaç çalsa da şöyle bir hepimizin havası yerine gelse. Olur mu? Karşıma çıktım senden, sen de her şeyden zevk aldım. Gül kokar güldü yerden, ben gülüm rengine kök saldım. Varlığın her şeyi çözdü, yokluğum derde keder gündüm. Öyle bir aşk arıyordum, bulduğum yerde yüzüm güldü. Çok buralarda sensiz olmak çok zor. Zor mu acımı kalbime gömmek zor mu? Kaderi anlayabilmek zor mu? Delice gözyaşı dökmek zor mu? Yaradı ellere kalbim yok mu? Bana masal gibi gelecek yok mu? Önüme diz çöküp ölecek yok mu? Yine mi gözyaşı kaldım yok mu? Acılı günlere talim. Karşıma çıktın senden, senle her şeyden zevk aldım. Gül kokar güldü yerden, ben gülün rengine kök saldım. Varlığın her şeyi çözdü, yokluğum derde keder gündüm. Öyle bir aşk arıyordum, bulduğum yerde yüzüm güldü. Acımı kalbime gömdüm, elini tutmayı sevdim çok. Başımı kaç kere kuma gömdüm, sana bir kuru aşkım var. Gelip al onu yakınımdan, ya benim gibi mutsuz gez, ya da sevk al acılardan. Karşıma çıktın senden, senle her şeyden zevk aldım. Gül kokar güldü yerden, ben gülün rengine kök saldım. Varlığın her şeyi çözdü. Bravo. Bravo. Zarafet böyle bir şey işte ya. Zarif, zarif, zarafet. Hayır, hem zarafet. Ay de... o elbiseyle bu ya kadar zarif. Hayır, zarafetle beraber dikkat et. Yani Türk değil. Tabii. İrlandalı fakat nasıl Türk ritmi ritmini biliyor? Kapması. Evet. Yani Türkçe müzik ritmini tabii. Kapan beden. Ya başka türlüsün ya. Allah çok bağışlasın. Çok tatlısın. Çok seviyoruz. Yarın buraya bir nazar boncuğu çocuklar burada dursun. Son üç arkadaş. Öykü hazır mısın? Öykü geliyor. Merhaba, hoş bulduk. Buna aslında bizim dilde rol çalmak denir. Rol çalmak denir. Çok hoş değildir. Onun sahnesi varken sen onun sahnesini gölgelemelisin. Ben hayır, renklendirmek istedim. Evet. Peki Öykü hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Biz de iyiyiz. İyi bir kız mısın sen? Evet. İyi bir kızım. Çok güzel bir tavır var orada. Peki nereye gidiyorsun böyle iyi kız, güzel kız? Şimdi benim çok yakın bir arkadaşım yıllardır kabin memurluğu sınavlarına hazırlanıyor. Evet. Ve başarılı olamıyor. Sonunda başarılı oldu. Ha. Ve onu kutlamaya gidiyoruz arkadaşlarımla. Allah Allah, bu böyle gerçek hikayem bence istedim. Senin. Gerçek bir hikayem bu. Yok hayır. Kabin memurluğu aklına nereden geldi? Öyle geldi.
Hayal güçlerini, sınırlarını zorladıkları anda işte kızlar böyle bir halde çıktılar karşımıza. Güzel. Yani zor bir görev başardı arkadaşın. Zorlu sınavlardan geçti. Onu kutlamaya nereye gidiyorsunuz? Uçakla bir yere yani mi? Yani yok, hayır, dışarıda eğlenmeye gidiyoruz o şekilde. O yüzden böyle rahat topuklu falan giymek istemedim. Hani kız kıza bol bol eğlenelim, rahat rahat. Kız kıza rahat eğlenmeye gidiyorsunuz. Ha? Evet. Anladım. Dur, şimdi hikayem biraz daha oturuyor. Arkadaşının kutlaması tamam. Kız kıza eğlence. Kız kıza eğlenmeye çıkıyoruz, evet. Hadi o zaman bir bakalım. Buse ne diyecek bu kabın memuru kutlamasına? Hadi bakalım. Ben opak çorap kullanmanı beğendim. Saçlarını çok yapılı buldum. Keşke biraz dağıtsaydın çıkmadan önce. Biraz dağınık ve kabarık daha iyi olurdu. Onun haricinde şortunu payetli sevmediğim bir şey ve evet, çok yukarı kalkmış. Biraz indir onun onu. Modeli öyle. Yani evet, yukarıda çünkü zaten toplamış, yüksek tam ön kısımdan toplamış ya. O benim gözümü rahatsız etti. Good girl olayını sevdim. Ayakkabılarını da artık görmekten sıkıldım gerçekten. Farklı bir şeyler bekliyorum senden. Şaşırtın zaten 3 güne göre farklı olduğumu düşünüyorum. Evet, 3 güne göre farklısın kombin olarak ama farklı bir ayakkabı seçseydin ve o saçların daha kabarık olsaydı benim için daha hoş görünebilirdin. Peki. Peki Müge. Bugün şirinlikten öleceksin. Çok tatlısın. Şortun çok şirin duruyor. Saçlarını ben çok beğendim. İçeride de söylemiştim. Sana çok yakışmış. Şu ortadan ayırmışsın bugün sanırım. Evet, ve yani makyajın dalga da bugün çok güzel olmuş. Normalde daha böyle koyu tonlardaydı yüzün. Bugün çok güzel görünüyorsun, çok tatlısın. Ve çantandaki yazı da kişiliğinle örtüşüyor bu arada. Öykü aynı zamanda benim arkadaşım da. Evet, çok şekersiniz. Peki Serpil, son bir cümle alalım senden. Saçlarını çok beğendim. Ama şortun farklı telden çalıyor, botların farklı telden çalıyor. Ve şortunun şeyini beğenmedim, modelini. Yani gitmemiş sana, modelini beğenmedim sende, duruşunu. Onun dışında saçların güzel, yüzün güzel. Teşekkürler. Peki acaba jürimiz ne diyecek? Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Sibel'cim başlar mısın? Ama nasıl anlatsam, nereden başlasam? Nasıl anlatsam? Senin de işin zor. Bizim de zor. İstersen sen başla Umut. Hemen yükünü alayım sen. Ya başlayayım ama başlayacak bir yerim yok. Yani benim karşıma gelebilecek en saçma kıyafetler. Ve en söz dinlemez. Evet. Saçma sapan, yani başlayıp nasıl bitireceğimi de bilmiyorum. Başlayamıyorum. Anladım. Başlayıp ne anlatacağım ve nasıl bitireceğim bilmiyorum. Ya saçları öne öne düşmüş. Cemil Bey'in dediği gibi bu bir sefer gerçekten tombalı olmuşsun. Sen bizi şaşırtacağına söz vermiştin. Gerçekten tombalı olmuş bu sefer. Yani ya bak bilmiyorum, gerçekten yani şort hayatında üzerine o giymemen şort bir şort yani şort. Hani... Ha, göremedim. Şort. Öykü, gerçekten seni kırmak yani istemiyorum. Mesela burada yani giyebilecek iki kişi falan var o şortu. Çok çok yani çok iddia sahibi olman gerekiyor. Çok çok ince bir vücuda sahip olman gerekiyor. Ve yani gerçekten seni kırmak istemiyorum. Bir daha giymemen için söylüyorum. Sanki altında bir bebek bezi var gibi duruyor. Ya bak gülme Umut, utanarak söylüyorum. Gerçekten utanarak söylüyorum. Yani olmamış. Tarz değil dedin direkt Koko. Tarz değilsin maalesef bugün. Umut'cum. Tarz değil dedi Cemil Bey. Tarz değil. Tarz değil. Evet, hanım hanımcık güzel güzel oturmuş oradan bize bakıyor. Gelmeye hazır Cemil Bey. Evet. Nazlı geliyor. Ya ya ya. Gel benim haber spikerim, gel. Geldim. Öyle miydin? Üniversite bittikten sonra bir yıl kadar ben bir akademik eğitim daha aldım. Orada oyunculuk teknikleri, sunuculuk, spikerlik, seslendirme ve diksiyon teknikleri eğitimi aldım.
Nasıl belli oluyor ama? Bu bağlamda birkaç speaker bu bağlamda birkaç dizide bölüm oyunculuğu yapma şansına eriştim. Azerbaycan televizyonlarında bir reklamda oynadım. Aa, çok güzel. Evet. Sen şimdi böyle giyindin. Nereye gidiyorsun? Bugün çok gergin bir gün oldu. Ben biraz güleyim, stres atayım. Akşam üzeri Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisine gideyim. Ve eğleneyim. Peki, hadi bakalım. Harika. Dönelim hemen arkadaşlarına. Başlayalım Lidya'yla. Cem Yılmaz'a gidiyorsun. Kesin Cem Yılmaz seninle dalga geçer bu kıyafetinle. Her yerin püskül ya. Püskül, 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 siyah, beyaz, dantel, püskül. Yani hiç olmamış. Kendi kıyafetine bak, ondan sonra bana eleştiri getir. Bakıyorum. Evet, evet, o yüzden... Evet, ben tatile gidiyorum, evet. Evet, sen de kötüsün. Ben kötüysem sen de kötüsün. Sen kötüysen ben kötüyüm, öyle Hayır, mi? Yani hani bana eleştiri yapan... Gizli topu çizmeni hiç beğenmedim. Gizli topuğun çok çirkin duruyor bence. Gizli topuk mu? Evet, gizli orada gizli dolgu topuğum var. Hayır, gizli topuk gayet açık, hayır. Yakından bakarsan göreceksin. Var işte. Gizli topuk değil, dışarıda gayet topuk. Gayet gizli topuk olmuş, o çok Gel çirkin istersen duruyor. Bak yakından. Dibine mi girecek herkes? Gizli topuk yok. Gizli topuk değil, değil mi? Hayır. Test edelim, onay mı? Bayağı dışarıda platform tabuk. Peki Çağla. Ayakkabıyı, çantayı beğendim ama hani gömleğini, şortunu da beğendim ama ikisi ayrı ayrı bence. Hani ayakkabı, çanta tamam çok güzel, o kombinle değil. Bir de sende kemer var mıydı, ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet, kemer vardı, daha sonradan çıkarttım. Çıkardın değil mi? İlk başladığımızda programda var mıydı yoksa programa girmeden önce mi çıkardın? Vardı, çıkarttım daha sonradan. O kemer yanında mı bir görsek, çünkü hani öyle olmuyor mu sonuçta ilk... Başladığımızda kemer vardı, çıkmadan önce çıkardı kemer. Bizim gördüğümüz şekil esastır, sizin gördüğünüz değil arkadaşlar. Bizim önümüze nasıl geldiği esastır. Yani genel önce... anlamda güzel gözüküyorsun ama dediğim gibi o kombin ayrı, üst kıyafet kombinin ayrı şekilde. Peki, İdil. Allah'tan reklamlarda ve tanıtımlarda kıyafetleri styling yapıyorlar. Yok, sen yapmıyorlar. Kendin... Ay, o zaman onların hiçbiri tutmayacak. O firmaların hepsi batacak benden sana söylemesi. Vallahi battı hepsi. Görüşmelerden... Umarım bir styling yapan vardır. Vallahi battı firmalar. Görüşmelerden geçtiğime göre demek ki bir şey var. Lütfen yorumlarını biraz daha kaliteli yap. Benim söyleyeceğim bu kadar. Daha fazlası zaten ne söyleyeyim? Benzetme daha başkalarına beni. Hadi Nazlı, jürinin önüne alalım seni. Evet. Ah yavrum, ah. Ah bana, ah, ah. Ah sana değil, sana değil sadece. Hala anlamıyorsunuz. Bu çizmeyi kim giyebilir ancak biliyor musun? Chloe giyer. Ya bu yanındaki hatun, ya Şenay Akay. Evet. Çünkü bu çizmeyi giyebilmek için o boya, o inceliğe olması lazım. Aranızdan da birisi giyecekse, benim tatlı beyaz bacaklım belki giyerse... Özde o veyahut da o giyerse hani hoş durabilirdi. Çünkü bu çizme senin boyunda, yani kısma bir laf söyleyeceğim. Yok hocam. Tamam, bodur tavuk her dem taze piliş derler de. Bir de tavuğun cinsi vardır, spench tavuğu diye. Böyle paçalı tavuk. Paçalı tavuk gibi olmuş. Yani bu çizmeyi giymek, almak hakikaten bir had ister. Bir de yetmemiş. Bir çanta koymuşun yanına. O da üstünde püsküller. O da yetmemiş. Boğazına kadar da beyazı kapamışsın. Saçları da buralara koymuşsun. O güzelim bebek yüzünü, o güzelim bacağını, şunun altına bir botin giyeydin. Hafif topuklu bir botin. Aslında üstündeki bluz da bir farklı bir bluz olsaydı, çanta da olsaydı ama demeyecek dediğim gibi baştan aşağı farklı olaydın. Seni her seferinde hala kendini bulmamış görüyorum ve çok üzülüyorum. Hocam gerçekten eğer kalırsam önümüzdeki haftalar için sizin sözlerinizi dinleyerek birçok insanın peşinde koşuyorum. Birçok şey bulmaya çalışıyorum ama bu haftaki kombinlerim önceden hazırdı ve başka çalışmalar İnşallah da yaptığım için. İnşallah kendini bulursun. İnşallah. Çünkü bu güzel yüze, bu vücuda acıyorum. Peki Sibel'cim. Yani mesela her şeyin doğru olduğunu kabul etsem de hani altında bir buti, hani çantan ve gömleğin... Hani Cemil Bey'in söylediği gibi olsa da bu saç kesinlikle toplu olmalıydı. Yani
olmamış bu saçın. Yarın toplayayım saçlarımı bari. Yani gergin, toplu, işte stand-up gösterisine gidiyorsun. Ne işi var o lülelerin senin kafanda? Neden açık saçın? Ya ben saçın? Toplu saçı bir türlü kendime yakıştıramıyorum. İşte kendinizi sevmiyorsunuz. Yani aynı şey. Ya hepsi evet. Uzun saçlı. Bir de bu yani, yani nedir? Yani sanki saçlarla kamufle ettiğinizi zannediyorsunuz. Görmeye tahammülünüz yok. Neden böyle bilmiyorum ama çok güzel. Çok güzel ve sensin işte, seni görüyorum şu anda. Ama Sibel, herkesin de böyle kendini iyi hissettiği bir saç vardır ya belki. Ama acaba... Ama yani hayır, bu saç, ya bu kıyafetin yalan saçı ya. İnsanın yani. Kendini keşfetme süreci var saç, hayatında. Saç çok iyi bir kamuflaj yöntemi aslında evet. Onlar için. Yani saklanıyor diyorsun. Evet saklanıyor. Hani o saç işte iki hava anladım. Veriyor, böyle atıyor, o başka bir şey oluyor, böyle atıyor, başka bir şey oluyor. Çünkü karakterinin rolünü oynama yaşı daha gelmediği için sen saçlarla şu anda rol çalıyorsun. Kendinden çalıyorsun ama yapma. Peki Umut'cum. Yani hadi çizme ve oldu diyelim. Ay aman hadi diyorsun. Oldu diyelim. Ya neresi üzerine... oldu bunun olur neresi var ya? Neresi var? Ay, madalyonun diğer yüzünden bakmaya çalışıyorum. Yok, bir saniye. Öbür yüzü falan yok. Bir saniye. Çiçek attın mı bana? Tamam. Hadi oldu diyelim. Üzerine bir tane triko giyseydin uzun şuraya kadar. Bir övme triko. Zaten Kızılderili gibi suratım var. Başka bir şey giymene gerek yok. Ha, püskülü avantaja çevirecek. Yani onu çevir. Hani madem çok istedin giymek, övüyorsun giymek için. Ama o kadar kısa X saç bir kazak giy ki. Ya da oversize. Yani nasıl bir kafayı yapıyorsunuz ben anlamıyorum. Üzerinde dantel, evet beyaz ya, bir gömlek. Evet ya, kavboy desen değil. Şort desen öyle. Yani hiç anlamıyorum. Bir tek aya anladığım tek bir şey var. Tek bir şey var bu kıyafette. Doğru dürüst gözüme gelen şort. Ha bir tek şortu al. Evet. Gerisini çöpe at, başlayalım giydirmeye. Yani ben bence kimi, de boyu falan birçok zaman şort. Değil mi şortun? Çok ben birçok zaman gerçekten yarışmacıların tarzını yorumlamakta zorluk yaşıyorum. Çünkü gerçekten o kadar saçma giyiniyorsunuz ki ve şey yorum yapamıyorum. Yani diyemiyorum ki şöyle yapın, şöyle olsun, şu düzgün. Aynı zamanda saç var, olağanüstü. Ne diyeyim? Şöyle bir toplasana. Bakımsız mı diyeyim? İki yanını, iki yanını. Sadece iki yanını arkaya. İki yandan arkaya topla bir bakayım. Ay bir dakika gör. Sinir geldi, gelsene. Bak bir şey gör. Hayır, iki yanın. Evet, bak. Bir dakika sinir geldi. Şöyle mi hocam? Hayır, haydi daha da Ebru, kulağını haydi düşünerek. Ebru, haydi. Haydi. Tam bak, zamanı, tam zamanı şimdi. Bak. Şöyle yeşil benzemiyor bir topla ya. Benzemiyor mu ya Cemil Bey? Kızılderili'ye benzemiyor mu? Kesinlikle yani. Benziyor. Bak, oldu şu güzel mu? Yüze bak yani, maşallah. Ya bir gün şöyle iki tarafa doğru övgüvi yapıp gel. Bak, bak değil mi? İki tarafa övgüvi yap bir gün. Ha evet, indir çizmeleri, indir. Sıkıntı geldi üstüme. Evet. İndir şu paçalarını aşağıya. Şunu da indir, şunu. İndir. Ay ops. Katla. Zarar yok, sen konuşma. Dur bir dakika, gel. Düğüm olduk. Evet, tamam. İndir. Katlasana indir, botin üstten gibi. Bir tane şunu. Ya katla. Hı? Katla. Parlak çıktı ama ver o mikrofonu bana. Biz. Artık o bak ne şey güzel değil. Bacakların var ya. Ne öyle boru boru. Yalnız çorabı da pas geçmeyelim. Ha, çorap mı var? Çorap var. Evet. Kış. Ben en başından beri gördüm de artık diyorum ya yani yolunmayamıyorsun abi. Hah. Evet bak, bak ne kadar güzel olmuş ya. Peki Nazlı tarz mı? Değil. Koko İyi. Nazlı tarz mı? Maalesef tatlı. Değil. Nazlı güveniyorum sana, şaşırt bizi. Ama değilsin. Elimden geleni yapacağım gerçekten. Evet, güveniyoruz yani. Bekliyoruz Nazlı. Çalışıyorum gerçekten. Bu haftalık böyle. Kolaya kaçma, baktığına. Saklanma bazı var olanların ardına. Aş kendini. Hadi bakalım. Son yarışmacımız geliyor Serpil. Hadi gel burada göster kendini. Evlerinde lambaları yanır. Oh.
bahçeye giremezsen. Durup seyran, durup seyran. Eyleme, 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 eyleme. Abartmayalım. Gel, gel, gel. Hemen bunu bıraksan dönerim. Sabaha kadar dans eder. Geliyorum, bir saniye. Ay bu kız. Bak şimdi. Ateşsiz olur mu? Ateşsiz olur mu bu dans? Atlayacağım mı üstüne? Olmaz. Ne yapacağız? Ateşim var. Ha, atlayacaksın üstünden. Atlamayacağım. Ne yapacaksın? Etrafına mı döneceksin? Hayır. Arkadaşlar, güzel bir yaz akşamı. Evet. Ateş yakacaklarmış. Ha. Beni davet ettiler. Evet. Arkadaşımla Serp'le beraber gidelim. Ben dedim ki eğer ateş olan bir yere... Ne? O zaman hazırlanmam gerekiyor dedim. Ben de bu şekilde giyindim. Ay bu çok iyi oldu işte. Ha yani bu böyle. Bu da benden ama. O da güzel. Neyse aksesuarını düşündüm. Getirip gelmiş. Güzel. Peki dön bakalım. Var mı yorum bu güzel hikayeye eşliğinde bu kostüme? Nutkunuz mu tutuldu kızlar? İdil hadi gel bakalım. Yani çok güzel bir dans yaptı. Ha bu arada pardon çok özür dilerim. Hocam bunu bugün pasajdan almıştım. Böyle bakıyordum. Dedim ki ben bunu alacağım bugün takmak istiyorum ama... Almayacaktım önce. Bir baktım üzerinde aşkım yazıyor. Tam bugüne ait dedim. Ay. Ay ay ben bunu takmaz mıyım? Ben bunu takmaz mıyım? Hayatında nihayet aşkım. Canım. Teşekkür ederim. Vay çok canım. Yakıştı Cemil Bey. Ay çok sevdim. Çok. Ay çok güzel oldu. Bak. Çok güzel. Çok güzel oldu. Aşkım çok yazıyor bir de üstüne yani. Peki. Buyurun efendim. Tatlım her şey iyi, çok güzel, çok hoş, çok güzel bir dans gösterisi izledik. Ama yani şu an sen de eleştiriye açık hiçbir şey yok ki. Yani tarz bunun neresinde? Bunu bu şekilde dans eden herkes bu kıyafeti giyiyor zaten. Belki bir emek sarf etmişsindir. Hayır, çok da bu güzel benim tarzım dans etti. Ama. Senin tarzın değil, ben böyle milyonlarca dans eden insanın üstünde bu kostümü gördüm. Yani seni ateş gecesinde bunu... çağırdıklarında bu şekilde gider misin? Canım bu şekilde ben gitmem ama birçok senin gibi dans eden insan gider. Hayır senin tarzın o değilmiş demek ki. Bak, ama benim tarzım demedim. Ben giderim. Benim tarzım demedim ama birçok senin gibi dans eden insan bu kılıkta gider. Teşekkür bunun ederim. Neresinde tarz? Teşekkür ama ederim. İyi bir şovdu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Buse'm. Konseptine uygun giymişsin, beğendim. Belindeki şeyi de sevdim. Sadece gömleğinin çok içini göstermesini ya da içine giydiğin şeyin belki çok beyaz olmasını sevemedim. Kafana taktım. Yani şimdi bunun içine farklı bir renk giysen patlatırdı. Beyaz kırık beyaz bir beyaz diye. Olabilir. Tam onun rengi de böyle. Çok gözümü yordu. Bir de ayakkabılarını görmek istemiyorum şu an. Ayakkabılarını hiç sevmedim. Dans ama dans ayakkabılarım. Evet. Peki hadi bakalım jürinin karşısına alalım seni Serpil. Onu gibi buyurun ya. Efendim. Aşkısın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim konsepte efendim. Uygun iki ya da üç kişi vardı. Hakikaten konsepti bana yaşatan. Bu çok önemli. Evet. Bir defa oradan sana bir 100 puan. Teşekkür ederim. İkincisi hakikaten inanıyorum. Sen bir yaz daveti olsa, ateşler evet. Yansa. Evet. Hani yok mu Silivri tarafında falan evler böyle... Ya da adada. Tabii. Sen bunu giyer ve gidersin. Teşekkür ve ederim bu dansı hocam. Da edersin. Teşekkür ederim. Bir defa Allah sana doğuştan bir ritim
ve bir hakikaten biraz evvel söylediğin bir ruh değil, bin bir ruh vermiş. Rengarenk bir ruhsun. Senin kişiliğin ölene kadar, Allah yüzüne kadar ömür versin. Amin. 80 yaşında Allah'ım. Bile kırış kırış olduğunda fark edilen, mahallesinde de sokağında evet. da fark edilen bir kadın olacaksın. Hocam bunları sizden duymak... Senin tarzın bu ve benim de hayatımda çok sevdiğim tarzlardan biridir. Teşekkür Çünkü ederim. Herhangi modaya uyan bir tarz değilsin. Sen Hocam yaşamının... ben bunu çok seviyorum biliyor musun? Onu da seviyorum. Sen yaşamının tarzı. O kadar bütün ki... Bütün ki yani bunu vereyim ya hocam size. Ay canım ben onu benim. Çok seviyorum ama. Ben de seni. Onu gerçekten yani, o parçayı çok ben seviyorum. Ben de seni deliler gibi Çünkü seviyorum. Çünkü hepsini ayrı ayrı aldım geçen yaz. Evet ama deliler gibi seviyorum. Teşekkür Çünkü ederim. Neden? Kadın olarak o kadar kadınsın ki. Oo. Yani ruhunda o kadar Teşekkür ederim işven cilven ne kadınsın ki onun için Teşekkür benim ederim. İçin mükemmel. Sağ olun hocam. Kokocuğum. Ben aşık oldum. Aşık Vallahi oldum. Ben çok, de çok, aşık çok, olmak istiyorum. Çok seviyorum seni gerçekten. Bayıldım. Teşekkür Başka ederim. Bir şey söylemek yok. Çok mersi. Peki Umut'cum. Şöyle durayım mı? Her şeyi çok sevdim. Evet. Dansın, konsept vesaire. Ama bana bir yerde bu iş çok kostüm geldiği için çok fazla kostüm geliyor. Yani dansçı ayakkabıları... O etek, üzerindeki, bulandaki güv. Benim için çok kostüm. Yani... Ama şey, bir şey söyleyeceğim. Haklısınız ama gerçekten Serpil bu çiçeği alıp buraya takardı. Serpil kostüm onu, olduğu için Serpil değil. Serpil onu, işte benim gördüğüm ve Hı-hı. üç gündür tanıdığım Serpil, Hı-hı. başka bir şey giyip o çiçeği oraya koysaydı... Öyle de yapıyorum. Bence daha iyi olurdu. Öyle de yapıyorum. Teşekkür ederim. Ben Cemil Bey'e katılıyorum. Gerçekten hani kadın kelimesinin sözlük anlamı olabilirsin. Ama ve lakin. Evet. Biraz daha dikkatli olman lazım. Yani kadın estetiği gerçekten detaylarda saklıdır. Hani evet o içindeki fazla beyaz sütyeni sevmedim. Aynen dünkü elbisendeki o beyazlık gibi. O evet, kap evet. Okay. senin kadınlığını böyle bir törpülüyor. Kesmiş mi biraz? Yani böyle bir... Kötü bir yola saptırıyor. Hani o an onu düşünemedim. Evet. Ve Umut'a da katılıyorum. Olabilirim. Fazlasıyla evet. bu kostüm havasına giriyorsun. Hani evet bunlar çok hani girsen işte İspanyol dans falan filan diye bu tarz çıkarsın. Ama bizi evet. şaşırtmanı bekliyoruz. Tamam. Aslında. Tamam. Daha deneysel şeyler yap. Senin ruhunda var. Evet. Ruhunda gizli onlar. Tamam. Bu kadar. Teşekkür tarz ederim. Mı değil mi? Ya tarz değil dememek mümkün değil tabii ki yani. Tarz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam. Koko. Tarz dedi. Teşekkür ederim. Umut. Tarz değilsin dedi. Bak Umut'a çiçek beğendiremedin. Yüzünden mi? Ama yanınızı kaptın. Bu çiçek yüzünden miydi her şey? Eteği bana vermediğin için. Takmaz olay. Allah. Allah bu Teşekkür çiçeği. Ederim. Neyse. Efendim tarzsın dediniz. Bir kişi tarz değilsin dedi. Yıldız'ı Ateşli aldı olsun. Ve gidiyor kendisi. Ateşli Sahneyi olayım. Terk ediyor. Hadi git artık Serpil. Teşekkür ederiz Serpil. Herhalde en zor kararı bugün benim. Dolabın başında beni sıkıştırdılar. Kuliste ittiğini herkes görecek. Ay tatlım ağlama lütfen. Her zaman ağlıyorsan ama yani hiçbir şey yapmıyorsun. Biz de sana iyi yorum yapmak istiyoruz inan. Sen buradan gideceksin ve ben seni gittiğini göreceğim. Bu kadar da büyük konuşuyorum çünkü seni ben eleyeceğim. Ben buna inanıyorum ki sen son 3'e kalabilirsin ama Türkiye'nin tarzı olamaz. Olmuyor yani. Hiç görmek istemiyorum. Hayatım daha bitmedi. Nereye gidiyorsun? Gerildim biraz. Püfür püfür. Fena bir hizmetçi olur benden. Böyle toz alır. Ya bunu ne yapacağız? Ya gözleri ne yapacağız? Ya şu bakışı ne yapacağız? Ne yapacağız? Vah ki vah. I'm on tonight and my hips don't lie and I'm starting to feel your joy. Come on let's go. Issız yolunda tek din çekilmez çile çektin kim derdi gülecektin.
yok 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 yani ben seni saçınla baş edemeyeceğim ya. Belli ki çok muhnis bir yapı. Hiç değil, hiç değil. Bir elinde başa eksik. Ya ben seni çok seviyorum. Evet. Hatta bayılıyorum sana. Ne açıdan? Yani şey, kişilik olarak ve ruh olarak çok sevdiğim birisi. Kısa boylu mu seversin? Kalp ömür boyu sevmez, aşka küstüreni. Beni küstürdün aşka, Allah istemedi. Çizmeler bayıldım, diz üstü dize kadar gelmiş. Büstiyer çok güzel. Ne diyeceksin, ne diyeceksin dedim de aynı söyledin ya. Hayır, ben ama bir dakika. Bir dakika. Ne diyeceksin bir dakika, dedi. Bir evet. Ne diyeceksin, ne diyeceksin? Söyledim ve aynı. Vallahi aynısı. Kopya çektin. Bir dakika. Madem ki tüy etek giyeceksiniz çocuğum, orası bütün böyle tüy olacak. Ve her o şerit halinde ister. O takılmaz. Çünkü üstünde hiç mavi yok. Çıkartayım mı? Yeşil var. Çıkar şunu Allah aşkına. Başını yedi bu senin zaten. Vay, 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 vay. Gel çocuğum. Kapama önünü aç. Her yeri açtın da şimdi benim karşımda mı kapatıyorsun? Ah, Eurovision'u kaybettik. Onlar daha aşağı verecek ama hiç umurumda değil. Ben size 5 veriyorum. Bravo. Vay. Şuraya bak ayol, şuraya bak. Vücuduna bak. Vah, 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 vah. Ben nerelere gideyim ya? Reyleri söyleyemiyor musun? Aa, Beyaz Bey gibi. Bir de neyi söyleyemiyor? Bir harf daha söyleyemiyorum. L'yi söyleyemiyor. Ama söyleyemiyorum L. Ki. L. Evet, L. Bülent diyemiyor musun? Bülent. Bülent. Bülentçik. Bu ismi çok beğendim. Bundan sonra bana Bülentçik. Dertle doldum genç yaşımda. İnahtıra gözyaşımda. Ne çileler. Bir hafta daha Allah nasip ederse katlanmak bana çok zor gelecek. Ve kendisinin değişeceğine de inanmıyorum. Yani beni idama götürseler, ben burada oturup da cumartesi günleri bu kızın suratını görmek istemem. Asla, 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 asla. 15 kızın sonuna geldiğimizde hepsini tek tek şöyle mercek altına aldık, baktık ne var ne yok ortaya çıktı. Ve yıldız alanlar lütfen ayağa. Haftanın 4. gününde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir elin parmaklarını geçmez derken 6 kişi, tam 6 kişi sizin süzgecinizden geçmiş ve yıldızı kapabilmiş. Fazla yıldız kimi korur, kimi kurtarır? Öbürü galiba 7 kişi var. 7 mi? Ben evet. Mi sayamıyorum? 7. 4, 5, 6, 7. Düşün yani. Kızlar hepinizi tebrik ediyorum yürekten göstermiş olduğunuz cesaret için bugün. Tebrikler, tebrikler. Yarın sizi daha farklı, daha renkli, daha içinizi, iç sesinizi dinlediğiniz ve fütursuzca hazırlandığınız bir gün olsun. Güzel olun. En önemlisi de mutlu olun. Yine bizimle olun. Ve değerli izleyenler, bugünlük bizden bu kadar. Yarın değerli jürim ve ben Deniz karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Nikahın imamını da kıyarım, hükümetini de sabrına başlarım.